Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 2 saat kadar sizlerle beraber olacağız. Gündemi tabii sizlerle biraz daha konuşacağız. Gündemle ilgili birazdan ana başlıkları vereceğim ama isterseniz 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzu bir hatırlatmak istiyorum. 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söyleyeyim. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum. Yayın içerisinden zaten anonslar yapıyorum. O anonsların altına mesajlarınızı yazarsanız çok daha rahat bir şekilde görme imkanı olabiliyor. Hem Twitter'dan da Instagram'da. Tabii bugün günlerden milli takım diyoruz. Neden? Bugün 83 milyon tek yürek A milli takımımızın Norveç zaferini bekliyoruz. Allah'ın izniyle de inşallah bugün millilerimiz sahadan galibiyetle ayrılırlar. En büyük isteğimiz, en büyük dileğimiz, en büyük temennimiz bu A milli futbol takımımız biliyorsunuz 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemesi G grubu 7. maçında bu akşam Norveç'i konuk edecek. Stefan Kuntz yönetiminde yeni teknik direktörümüz Stefan Kuntz da ilk maçına çıkmış olacak. Mücadele biliyorsunuz Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te karşılaşma başlayacak ve TRT1'den de nakliden yayınlanacak. Müsabakada tabii müsabakada Alman Felix Sprich'in düdük çaldığını söyleyebiliriz ama muhtemel bir 11'e baktığımız zaman kalede Uğurcan Çakır'ı görüyoruz. Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz 11'le de millilerimizin çıkma ihtimali olduğunu muhtemel 11'in böyle gazetelerde verildiğini de söyleyeyim. Dün de birkaç gündür bu konu çok yoğun bir şekilde konuşuluyordu biliyorsunuz. Hem Kulüpler Birliği hem TFF hem de MHK arasında sıkıntılar vardı. Kulüpler Birliği bundan bir gün önce bir toplantı yaptı. Bazı kararlar aldı ve dün de hem Serdar Tatlı ile hem de Nihat Özdemir ile bir araya gelinildi. Tabii burada da çok çok önemli konular masaya yatırıldı. Özellikle Kulüpler Birliği artık bazı konularda taviz vermeyeceğini sinyalini resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na ve MHK'ye bildirdi. Nedir onlar mesela? Sezon sonu itibariyle diyorlar ama bana biraz tuhaf geldi o madde. Mesela sezon sonu itibariyle üst düzey hakemlerin 7'sinin görevlerine son verilmesi. Eğer böyle bir isteğiniz varsa sezon sonu değil şimdiden de yapılabilir ama neyse MHK yapısında aynı soyada sahip ve akrabalık ilişkisi bulunan hakemlerle yollar kesin olarak ayrılması gerekiyormuş. Üst üste aynı hataları ısrarla yapan ve sürekli olarak tartışılan isim haline gelen hakemlerin bundan sonra üstleri çizilecekmiş. Ortak bir kurulu oluşturacak. Bu heyet hiç vakit kaybetmeden Norveç maçının ardından yeni yapı için çalışmalara başlayacak gibi çok uzun detaylı olan bir başlıklar olan bir konu bu. Ama tabii baktığımız zaman özellikle çok fazla hakem hatalarından dolayı artık hakemlerin üstlerin çizilmesi, bazı hakem ilişkilerinin ortadan kaldırılması, tamamen kaldırılması ve bazı artık uzun yıllardır görev yapan her MHK'nin değiştiler, TFF'nin değiştiler, kurulların değiştiğinde bile görevlerini sürdüren hakemlerin de artık futbola veda etmesini istiyor Kulüpler Birliği yetkilileri diyelim. Niye diyoruz? Onlar biliyorsunuz bütün kulüplerden oluşan bir kurul. Dün tabii Euroleague'de mesela ikinci haftası Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler karşılaşmadan 91-87'lik skorla mağlup ayrıldı ve bu sezonun ilk yenilgisini almış oldu. Stefan Kuntz'un dün bir açıklaması vardı bu kalecilerle ilgili. Tabii benim bakış açımla sizin bakış açınız çok farklı olabilir ama Türkiye'de kaleci meselesinin büyük bir mesele olduğunu biliyorum diyen Alman çalıştırıcı iki genç bir deneyimli kaleci aldım. Kaleci antrenörleri deneyimli dedi Sinan'la ilgili. Kaleci antrenörleri kaleciler konusunda izlenimlerini paylaştı. Bunun sonunda nihai kararı verdik ifadeleri kullandı. Hakikaten Türkiye'de bir kaleci problemi var mı? Yani tabii herkes farklı yorumluyor. İşte kaleye 6 ay geçtiği zaman niye Uğurcan geçmedi? Uğurcan geçtiği zaman niye 6 ay geçmedi? Tarzında bir yorumlar da var ama ben kaleye kim geçerse geçsin açıkça söyleyeyim. Yani ben Sinan Bolat'a karşı olan bir insan değilim ama açıkça söyleyeyim. Baktığımız zaman hakikaten yani ligimizde
çok üst düzey kaleciler var. Yani sadece Uğurcan'la Altay'ı konuşmamamız lazım. Ersin Destanoğlu'nu konuşabiliriz, Gökhan'ı konuşabiliriz, Mert'i konuşabiliriz, Berke'yi, Volkan Babacan'ı, Utku'yu, Erce'yi, İrfan Can'ı gibi bir sürü isimleri konuşabiliriz. O isimler de belli bir dönemlerde mutlak surette forma giymesi gerekiyor. Tabii dünün ve son birkaç günün en önemli konularından bir tanesi, son konu dinleyicimizi alacağım ama biraz bekletiyorum. Bu son konumuz da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sergen Yalçın'a bir maç ceza verdi. Sergen Yalçın Başakşehir karşısında Beşiktaş'ın başında olamayacak diyoruz ve ilk dinleyicimizle beraber de ters köşe açıyoruz. Günaydın. Günaydın Mustafa Köksal, nasılsınız Aygün Bey? İyi Mustafa Bey, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar sizin nezdinizde, bütün dinleyicilerinize. Peki, buyurun. Peki sizin de. Çok şimdi mersin. Aygün Bey, Norveç milli takımının, dün ben sizleri dinledim, 4 tane iyi oyuncusu bugün oynamayacak. Evet. Ancak bir konu daha var. Herhalde Norveç'te büyük yatırımlar yaparak, planlı, projeli olarak bundan 10-15 yıl önce futbola bir yatırım yaparak gençleri kazandırdılar ve Norveç'te iyi bir futbolcu, iyi bir futbol çıktı, değil mi? Tabii ki, yani şimdi 4 tane futbolcu yok demek bence yanlış olur. Onların yerine oynayacaklar var zaten yani. Ve tamam. Buyurun. Şimdi burası tamam, anlaştık burayla. Yani adamla planlı projeli geliyorlar. Ya uzun yıllardır bu altyapıyı oluşturdular. Yeni değil yani. Oluşturdular. Tabii. Evet. Bizde bu oluşturma var mı? Yok. Bizde oluşturma her 3 ayda bir, her 6 ayda bir değişiyor. Çok kolay. Şimdi güzel bir de örnek var. Dün ben sizi Twitter'da da takip ettim. Üçüncü kaleciyi nasıl bulduk? Hangi göstergelerle bulduk? Hangi şeylerle bulduk biz? Sinan'ı diyorsunuz. Valla evet. Bu akşam Sinan kaleye geçebilir. Bilmiyorum, şimdi Uğurcan gözüküyor. Bazı gazeteler Altay'a yazmış. Akşam, dün size bir espri de yaptım. Bunu da ben paylaşayım yine. Buyurun. Dinleyicilerimizle. Allah'tan yine kaleciyi Sinan'ın adını vermişler yeni teknik direktöre. Ya çok başarılı olan bir teknik direktörümüz daha var milli takımda, gençlerle çalışan. Ya onun adını verselerdi ya bu akşam. Ya evet, bu Tolunay olacaktı. Tolunay Hoca hakikaten. Tolunay Hoca ile benim de kafamda çok fazla soru işaretleri var. Onun için bu akşamki maçın sonucu sürpriz olabilir. Öyle Norveç'e 4 atarız, 5 atarız. Biz buraya 1-0 gelirim. Olsun, bizim olsun. En güzel skora. Ben her zaman böyle 1-0 olsun veya yarım 0 olsun. Mustafa Hoca da çok söyler. Rıdvan Dilmen de arada sırada söyler ama Mustafa Denizli genellikle bunu çok söyler. Yarım 0 olsun, 3 puan benim olsun der. İnşallah. Son bir şey daha söyleyeyim ben. Buyurun. Son bir şey. Acaba bu Almanya'daki bizim futbol federasyondaki futbolcumuz Hamit Altınkoç mu? Aynen. Acaba Almanya'da teknik direktör olarak milli takımda olsaydı bu kulüpçülüğü yapabilir miydi, yapamaz mıydı? Çok teşekkür ediyorum ben. Ne anlamda kulüpçülük? Oraya biraz tam açarsanız anlamda söyleyeyim. Ne anlamda kulüpçülük? Bu Ferdi konusunda filan epeyce anlamada diyorsunuz. Ferdi konusunda. Evet. Anladım. Evet, o konularda yapabilir mi, yapamaz? Kesinlikle yapamaz. O zaman o ülkede nasıl yetiştiysen, o profesyonel anlamda nasıl oralara geldiysen, buralara da keşke o mantıkla gelsen, o mantıkla bu gençleri meşleri kucaklasan, bize de faydan olsa daha güzel olmaz mı? Doğru, peki. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya devam. 10.50'ye kadar telefon alacağız. Yani 11.10 kalaya kadar. 11.10 kalından itibaren de artık yavaş yavaş tamamen milli takıma döneceğiz. Onu da şimdiden söyleyelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyorsan eksik değilsin ama tabii Norveç'in çok önemli gol ayakları, eski Trabzonspor'u Sjöloth'un olmaması, Haaland'ın olmaması, diğer forvetleri Joshua King'in olmaması da milli takımımız açısından çok büyük bir avantaj. İnşallah bu avantajı iyi değerlendiririz ve sahadan galibiyetle ayrılırız. Çünkü bu maç çok önemli. Bu maçı kazanamazsak hakikaten çok sıkıntılı bir günler, süreçler bizi bekliyor. Bir anda okların kime gideceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz ama ben bugün Allah'ın izniyle Norveç'i çok rahat bir şekilde amili takımımızın yeneceğini tahmin ediyorum. Düşünenlerden bir tanesiyim. Günaydın. Alo. Merhabalar.
Merhabalar Aygün abi. Kimle görüşüyoruz? İzmir'den Caner Yünel ben. Caner Bey hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Koyu bir Buca Spor taraftarıyım. Bucalısınız, ne güzel. Evet, koyu bir Buca Spor taraftarıyım. Başka takım da tutmuyorum. Çünkü bir şeyleri sevmek önce kendi oturduğun yerden başlar. Bu ilkeyle kendi oturduğum yeri savunan bir insanım. Buca'da durum ne peki? Öyle söyleyeyim o zaman. Bak. Şöyle, çok karışık bir durum var Buca'da Aygün abi. Yani nasıl söyleyeyim, biraz yönetimle olan güzel bağlar şu an yok gibi. Yönetimle olan güzel bağlar de... taraftarla mı yoksa kulüp içinde mi? Futbolcu anlamında içinde, mı? Kulüp içinde Aygün abi. Ama şöyle, yani efsaneler ölmez derler ya. Bir gün biz de eski günlerimize döneceğiz. İnşallah. Aygün abi, güncel bir şey söyleyeceğim. Sadece bunun için katıldım. Lütfen beni yanlış anlamayın ama. Ya Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi lazım. Değişim için adım atanların da önüne bu kadar ket vurulmaması lazım. Nasıl diyorsanız, örneğin Hamit Altıntop. Gerçekten bundan 2-3 yıl önce açıklamalarıyla takdir toplayan bir insandı. Yani farklı bir görüş açısı olduğuna inandığım bir insandı. Hala da buna inanıyorum. Bu adam, şu an bir sorumluluk verildi bu adama. Tabii, bundan sonuna kadar destek verilmesi gerekiyor diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya mesela bir önceki yayına bağlanan beyefendinin söylediklerine katılmıyorum. Ya mesela bilmiyorum, belki burada sizde de farklı düşünüyor olabilirim ama Ferdi Kadıoğlu meselesi. Ya ben Ferdi Kadıoğlu'nun milli takıma seçilebilecek yetenekte biri olduğuna inanıyorum ama yani bu kadar böyle, ya kulüpçülük yapılıyor, Ferdi Kadıoğlu işte bilerek alınmıyor. Ya bu kadar da büyük bir katkısı Fenerbahçe'ye verdiğini bile düşünmüyorum. Siz yani aynı düşüncedeyim. Yani şimdi Şenol Hoca'yı da biliyorsunuz, hani o dönemlerde işte yok efendim o kaleci tercih ediyor, yok bunu etmiyor, şu kulüpçülük evet. yapıyor, o futbolcu falan filan. Ben bunlara katılmıyorum. Sonuçta bu başarısının faturasını bu insanlar öder. Bunlar aynen da öyle. Bu kadar şey adamlar değiller. Yani bunlar akıllı adamlar. Ne demek istediğimi çok iyi anladın. Yani evet. burası kulüpçülüğün yapılacağı bir yer değil. Ama Ferdi konusunda şunu söyleyeyim. Yani işte dün mevzu gün Hamit Altıntop'un bir açıklaması vardı. Yani burası milli takım, sokağa mı çıkacağız, bilmem ne yapacağız tarzı bir, şimdi tam cümleyi hatırlayamadım. Bazı açıklamaları vardı. Evet. Gerekirse bu futbolcuları bulmak için sokağa çıkacaksınız. Sokak sokak dolaşacaksınız. Mahalle mahalle dolaşacaksınız. Sadece Türkiye'de zaten değil. Türkiye'de bugüne değil. Bugüne kadar çıkmadıkları için başarısız oldu. İşte yani işte burası milli takım. Onlar biz yok. Sen onları tercih sen ettireceksin onları, tercih getireceksin. Ya Kanada dedi 12,5 saat uzaktaki bir ülkenin federasyon başkanı her gün Ferdi'yi arıyorsa sen de Ferdi'yi arayacaksın. Hollanda Federasyonu Ferdi'ye milli takım formasını giydirmek istiyorsa sen de her gün arayacaksın. Sadece evet. Ferdi üzerinden konuşmuyorum. Yani kim olursa olsun, o anlamda söylüyorum. Burası doğru, milli takım. Doğru. Bu futbolcuları kaptırmamamız lazım diye düşünüyorum. Buyurun Caner Bey. Doğru söylüyorsunuz Aygün abi. Peki bu Türk futbolundaki ya benlik duygusu için ne diyorsunuz? Mesela yanlış anlamayın. Benler mi? Benler için bu hale geldik zaten. Yok, hem ondan hem de ya Türk futbolunun gelişmesi için bu kadar bencil olmamalı İstanbul. Özellikle İstanbul camiası, yani kulüplerden bahsetmiyorum. İstanbul spor camiası, kulüpleri, yani ya sadece bu 3 takım değil yani bu Türkiye'de. Eğer gelişeceksek ya hep beraber gelişeceğiz ya da hiç gelişemeyeceğiz. Yani siz sadece İstanbul'un başarısını göz önünde bulunarak bir gelişmeden bahsediyorsanız, yani senin altın sağlam değilse zaten üstünde illaki bir gün, iki gün, üçüncü gün sağlamlık oluşur. Dördüncü gün hepsi aşağı doğru çöker. Yani doğru. Ya ben bilmiyorum ama ya İstanbul'a çok fazla değer veriliyor. İstanbul kulüpler anlamında diyorsun, kulüpler anlamında evet, diyorsun. Evet, tabii kulüpler anlamında yani. Yani bu büyük takım kavramını artık hepimizin zaten ama reytingler de burada çok önemli. Yani öyle, şimdi şöyle sana şöyle, söyleyeyim Caner, ben bir şey söyleyeyim mi Aygün abi? Söyle. Ya bu en baştan geliyor biliyor musunuz? Yani benim babam eğer Galatasaraylıysa beni de Galatasaraylı yapıyor. Yok. Öyle bir öyle şey olur. Yok. Yani Galatasaraylı baba olup da çocuğun atıyorum Beşiktaşlı olan, Fenerbahçeli olan, ne bileyim Eskişehir sporlu olan. Ya yani mesela benim akrabamdan bir tanesi, babası iyi bir üç takımdan bir tanesinin taraftarı ama oğlu Eskişehir sporlu.
Hiç alakası yok. Bazen amcalar, bazen dayılar ufak formalarla, mormalarla kandırmaya çalışıyorlar ama sonuçta belli bir süreden sonra zaten çocuklar da tercihlerini belirliyorlar büyük ölçüde. Ben ona inanmıyorum. Ya baba Fenerli diye çocuğun Fenerli olması, Galatasaraylı olması, Beşiktaşlı olması Aygün çok büyük abi. Bir etken olduğunu tahmin etmiyorum. Anneler de devreye girebilir bu noktada. Şey, anneler de devreye girebilir. Ha. Bir şey söyleyeyim sana. Ya bu futbol, ya biz hepimiz futbolu seven insanlarız değil mi? Hatta hayatımızın en önemli noktasına koyan insanlarız. Ya Buca Spor şampiyon oldu. 2010 senesinde Süper Lig'e çıktı. Ben futbolcularla eğlendim Aygün abi. Yani takım küme düştü, ben tesislerde sabahladım. Ya bunun kadar güzel bir şey var mı? Doğru, doğru. Ya futbolu yaşadım. Ya ama İzmir'de ben şimdi Kadıköy'de oturup Fenerbahçe tutan adama bir şey demiyorum. Ama sen Buca'da oturuyorsan abi, önce Buca sporlu olacaksın. Yani biraz Buca sporlu, biraz Galatasaraylı, Fener. Ben öyle adam istemiyorum semtimde. Yani sen Maraş'ta oturuyorsun, hem Kahramanmaraşlı olacaksın ama ikinci takımın atıyorum Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon olacak tarzında. Veya İzmir'de oturuyorsan Altay, Göztepe ilk takımların. Bana göre olmayacak. Hmm. Yani neyse ne olacaksın. Bak Galatasaraylıysan da Galatasaraylı olacaksın. Ya biraz işte biraz. Ama herkesin ikinci takımları vardır ya. Olmayacak abi. Sen ikinci, ya iki kişiyi bir anda sevebiliyor musun? Ya sevebilirsin. Niye? Şey, takım anlamında söylüyorsun değil mi sen? Yani... Yok ben eş anlamında yok, söylüyorum. Yok. Öyle bir şey olabilir mi? Bu da böyle bir şey. Ama işte abi biz futbol bizim için o kadar önemli ki. Ya bazen biz ailemizi kırıyoruz abi. Ben Buca Spor için yani bundan yıllar önce beddualarla evden çıkıyordum. Ailem istemiyordu yani maçlara gitmemi. Ya öyle seven insanlarız biz yani. Çoğu zaman ailemizi karşımıza alan insanlarız. O yüzden yani demem o ki bir gün gülecek yani şehrine ihanet etmeyenler. İnşallah yani ben bir de yarı İzmirli sayılırım biliyorsun yani. Belki biliyorsunuz, belki evet, bilmiyorsunuz. Evet, gazeteciliğe evet, yeni asırda başlamış olarak söylüyorum. Yani İzmir'de de bir süre oturmuş olan bir insan olarak söylüyorum. Evet. Hakikaten İzmir'de çok köklü iyi takımlar var ama ama şunu sana söyleyeyim. Herkesin bir ikinci takımı vardır. Onu sana söyleyeyim. Yani sevdiği, sempati duyduğu ikinci takım vardır. Mesela Fenerbahçeli olup da Sivas'ı tutan da çok fazla kişi vardır. İşte evet. Ne bileyim Beşiktaş'ta Diyarbakırlı olup Galatasaray'ı tutan da çok vardır. Veya ne bileyim işte Maraş'ta olup da Trabzon, bak Trabzon'da da mesela çok fazla Galatasaraylı da vardır biliyor musun? Galatasaray'ı tutan da çok fazla kişi vardır Trabzon'da. Gittiğin zaman Rize'de mesela biraz daha Fenerbahçe ağırlıklıdır. Evet. Baktığın zaman var yani herkesin iki takımları var. Peki çok teşekkürler. Evet abi, son olarak da ya ben bu milli takıma yani bu yeni düzene güvenilmesini istiyorum. En azından süre verilmesini istiyorum. Çünkü hiçbir şey kolay olmuyor. İnşallah başarılı oluruz. Bu milli takım hepimizin milli takımı çünkü. Söz verdiğiniz için de teşekkürler. Teşekkürler, sağ ol, kolay gelsin. Dediğim gibi herkesin bir takımı vardır. Maraşlısı da, Elazığlısı da, Diyarbakırlısı da, Bingöl'ünlü de, İzmirlisi de, ne bileyim Kastamonlusun da. Hem bir yandan kendi yerel takımlarını tutarlar hem de bir yandan yani kendi ilinin takımını tutar. Hem de diğer taraftan da 3 büyükler, 4 büyükler veya 4 büyük olmayıp da işte ne bileyim Elazığ Spor'u tutanın Antep'i de tutabilir. Yani herkesin büyük bir ölçüde herkesin bir asıl takımı bir de böyle sempati duyduğu, sevdiği, futbolunu beğendiği takımlar da vardır. Onları da söyleyelim. Mesela benim de ikinci takımım var. Ben mesela biraz Altaylıyım. Mustafa Hocam'dan dolayı ta eskilerden itibaren baktığım zaman ben biraz Altay'ı da sevenlerdenim, açıkça söyleyeyim. Altın Ordu'yu çok takdir edenlerdenim. Onları da belirteyim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, merhaba. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, nasılsınız? İyi bir zaman. Çok teşekkürler, sağ olun. Buyurun, hoş geldiniz Ahmet Bey. Öncelikle bu yayın için teşekkür ederim. Yani çok aktif bir yayın yapıyorsunuz. Sağ olun, çok mersi. Hem sabah dinleyerek dinliyoruz, işe gidiyoruz. Çok mersi, buyurun. Bunu belirtmek için bağlanmıştım. Çok teşekkür ederim. Akşamki Türkiye maçı için bir düşüncelerinizi alacağım. Sadece o kadar. Hani başka. Valla demin şunu söyledim. Ha? Açıkça söyleyeyim. Yani 0-0 olsun ama 3 puan benim olsun mantığındayım ben. Çünkü bu son şansımız. Kazanmak zorundayız. Başka yolu yani yok. Yani ben de bir şansımız var diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir teknik direktör geldi. Yeni bir hava daha... o anlamda söylüyorsun değil mi? Yeni bir hava, yeni bir oluşum. Ben galibiyet alacağımızı düşünüyorum ama tabii belli olmuyor biliyorsunuz. Bizim bir oyuncular bir inişli oluyor, bir çıkışlı oluyor bazen. İnşallah bugün günümüzde oluruz diye düşünüyorum. Ama rehavete kapılmamamız lazım. Yok efendim işte rakibin işte Charlotte yok, Haaland yok, o yok, bu yok diye böyle çıkarsak
O hayal kırıklığına uğrarız. Hayal kırıklığı. Sonuçta 11 kişi çıkıyorsa, yani o takıma, milli takıma seçilmişse, demek ki o futbolcular aranmayacaktır. Onu söylememizde fayda var. Dikkat etmemiz lazım. Peki. Umarım bakarız. Güzel bir maç olur akşama. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizin bir tahmininiz var mı? Skor anlamadan. Vallahi ben Türkiye zor olacak ama Türkiye alacak diye düşünüyorum yani. Mutlu çıkarız diye düşünüyorum ya. İnşallah taraftarla beraber. Kaç kişi alınacak bu arada? Yarı yarıya mı olacak? Gene yani? Yarı yarıya. Maalesef biz okulunu atlayamadık, aşamadık okulu. Yani evet ya, maalesef o konuda biraz daha şey yapılsak aslında daha iyi olur da. Biraz atlayamadık o konuyu dediğiniz gibi. Peki. Umarım şey olur. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Osman Şenkal. Hayırlı cumalar Aygün Bey. Milli takımımıza Norveç karşısında başarılar diliyorum. Sergen Yalçın'a bir maç ceza aldı. Doğru alanda buydu. Demiş. Bir de ülke puanımız için milli takım yanında olmaya ihtiyacımız var demiş. Osman Şenkal. Mesajlara devam edelim. Batu ne demiş? Abi selamlar. Bu pro lisansa mantıklı gözüken fakat çok saçma bir örnek geldi. Çünkü sizin gazeteci kimliğinize veya ehliyetine sahip olunabiliyor. TFF pro lisans kursları sıkıntılaşsınlar, alan alsın lisansını. Bir başka söylemek istediğim de bir şey ise, pro lisans olmayan hocaları sayar mısınız? Hangisini oynattığı futboldan memnun değilsiniz? Abi ben yıllanmış Aykut Kocaman, Ersun Yanal gibi hocalardan hiç memnun değilim. Şimdi bu pro lisansla ilgili özellikle tabii hani futbolu yeni bırakmış büyük takımlarda oynayan futbolcular açısından bir sıkıntı yok. Yani çünkü bu pro lisans almak için 100.000 TL gibi para yatırmanız gerekiyor. Ve bunun da eğitimini alıyorsunuz. Şimdi bu özellikle bu pro lisans alacak olan teknik direktörlerle ilgili parasal anlamda biraz Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanlarında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle olabilir. Nasıl olabilir? Yani şimdi bu para ne bileyim bir Volkan Demirel'e, bir Emre Belezoğlu'na veya X bir teknik direktör adayına çok büyük gelmeyebilir. Ama öte yandan alt liglerde futboldan kopmuş ve uzunca bir süre mali anlamda paralarını alamamış, kulüplerde alacakları kalmış teknik direktör adayları bu paraları ödemekte zorlanırlar. Ondan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu, geçen gün de konuştum bu konu, Türkiye Futbol Federasyonu şöyle bir şey yapabilir mi? Yani bu pro lisansla ilgili sen eğitimini verirsin. Hoca da başarılı olur, pro lisansını alır. Ama şunu yapabilirler. Yani Türkiye Futbol Federasyonu oradan gelecek 100 bin lirayla falan filan, yani batacak, almadığı zaman batacak hali yok. Yani onu da söyleyelim. Hoca, o yani teknik direktör, o kişi, X kişi veya ben diyelim, Aygün gitti, pro lisansım başvurdum, eğitim başarılı bitti ve pro lisansımı aldım ama param yok. Teknik direktörlük olarak göreve başladığım tarihten itibaren, işte mesela ilk dönemde başladığın zaman oradan işte kulüpten alacağım paradan belli bir kısım kesile kesile hocalar acaba böyle borçlarını ödeyebilir mi diye düşünüyorum. Hakikaten alt liglerde bu paraları kazanamayan ama bu paraları ödeyemeyecek olan ama antrenör olmak için de bu paraları bulmaya çalışan çok fazla kişiler var. Onlara artık bir şekilde destek olunması gerekiyor pro lisan anlamında. Günaydın. Alo. Günaydın. Merhabalar. Aygün abi merhabalar. Ersel ben. 33 yaşındayım. İsim nedir? Ersel. Ersel. Evet abi. Çok değişik bir isim. Eski bir meslektaşız. Teşekkürler. Çok yok piyasada Ersel. Hakikaten Ersel ismi yok. Eski bir meslektaştan kastınız gazeteci anlamında, evet, mı? Evet, gazetecilik mezunuyum ben. 5 yıl ulusal bir televizyonda spor programı. Beraber çalıştık mı yoksa aynı binada bulunduk mu yoksa? Yok, aynı binada bulunduk. Zaten yaş itibariyle bulunmamız mümkün değil belki. Ben başladığımda belki de siz yoktunuz. Olabilir. Ben de 2012 mezunuyum. Bir 5 yıl kadar ulusal medyada çalıştım. İki tane konu konuşmak istiyorum Aygün abi seninle kısa kısa, hemen çok vaktini almadan. Buyurun. Şimdi ilk ben bir Bandırma Spor taraftarıyım. Az önceki arkadaş gibi şehrinin takımını. Evet, Bucalı arkadaş gibi şehrinin takımını tutan bir taraftarım. Şimdi Bandırma Spor'un borcu 25-30 milyon, yani eski parayla trilyon civarında. Bursa Spor'a baktığımızda aynı ligde mücadele eden 550 milyon civarı bir borcu var. Evet, çok büyük borcu var. Yani bu kadar büyük paralarla aynı ligde bu takımlar nasıl mücadele ediyorlar? Nasıl bütçeler oluşturuyorlar? Onu çok merak ediyorum. Ama Bursa biliyorsun düşmeden önce o borçlar vardı. Yani ligdeyken o borçlardı. Başkanların da çok büyük hataları. Aslında Bursa'nın baktığımız zaman Gençler Birliği'nin o rahmetli İlhan Cavcav dönemine baktığın zaman öyle bir noktada olması gerekiyordu. Çok fazla futbolcuyu 3 büyüklere sattı biliyorsun ve büyük bonservis paralarıyla sattı. Ama maalesef kulüp şu anda inanılmaz noktalarda.
Kötü yönetim, kötü yönetim. Başkanımıza ve Bandırma Spor'a nazar değmesin diyerek ikinci soruma geçeceğim. Ya şunu hemen söylüyorsun ama o borca baktığın zaman yani o borç üstliklerden başlayan eski başkanların da hakikaten çok kötü yönetimlerinden dolayı gelen bir borç. Onu da söyleyelim. Aslında yani normalde aslında artıda olması gereken Bursa Spor, artılarda olması gereken Bursa Spor, senin dediğin gibi 550 milyon TL mi dedin? Evet evet, o civarlardaydı. Yani 550 milyon TL civarında bir durumdaysa hakikaten iyi durumda değil yani. Kötü. İkincilikte zaten gelirler yok. O borç yükümlü kapanması mümkün. Zaten kapanmayacak herhalde. Devamlı seçimler oluyor. Başkanlık gidiyor geliyor. Oralarda da büyük sıkıntılar var. Paralar ödenmiyor. Gelir yok dediğin gibi. Gelir de yok. Yani gider çok. Böyle büyük camialar için ben çok üzülüyorum. Mesela Eskişehir Spor da aynı. Bunlar Türk futbolunun düşüşten beri gelen lokomotif kulüpleri altyapı anlamında. Şunu söylemişlerdi. İlk düştüğü sene eğer Bursa çıkamazsa batar. Mali anlamda batar demişlerdi. O bir cümle vardı. Bursa'da bir gazetecinin bir cümlesiydi. Mutlak surette birinci lige çıkmamız lazım. Çünkü çok borç var. Eğer çıkamazsak mali anlamda batma noktasına geliriz demişti. Şu andaki görüntü hakikaten o noktada. Buyurun Ersel Bey. Maalesef. Bir de şunu söyleyeceğim. Sabahki süper üçlüyü de dinliyorum ben ayrıca. Sizi de dinliyorum. Belki de hiçbir taraftarın aklına gelmemiştir benim şimdi öneride bulunacağım konu. Şöyle bir önerim var benim mesela. Federasyon futbol bir seyir oyunu değil mi abi? Evet. Yani taraftar önce bir oraya gidecek ki sen televizyonda onu izleyesin. Boş tribünlerde oynanan maçları kimse kolay kolay izlemek istemez. İzlemedi zaten. İzleyemedi biliyorsun. Pandemide bunu gördük. Yani izlemedi de. Doğru söylüyorsun. Şimdi benim şöyle bir önerim var abi. Türkiye'de taraftarı tribünlere çekmek için seyirci ortalaması en az olan kulüp her sene sıralamasına bakılmaksızın küme düşürülmeli diye düşünüyorum ben. Şimdi senin mantığına göre şu anda ilk 8 haftaya baktığımızda Fatih Karagümrük gözüküyordu. Ben geçen gün ona baktım. Kaç kişi? Çok önemli benim için. Fatih Karagümrük şu ana kadar en az seyircinin geldiği yani 8 hafta toplamında 8 bin küsür mü 9 bin küsür mü veya öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. En fazla toplamda 62 binde. Tabii toplamda 62 binde Fenerbahçe gözüküyor birinci sırada. Toplamda bu bak. Toplamda diyorum. Bu rakam yani ilk 8 hafta toplamında Fenerbahçe 62 binde zirve deydi. Fatih Karagümrük'te ya 8 bin miydi? 916 mı? Öyle 916 kişi pardon. Tabii 8 bin. 916 kişiyle sonuncu sıradaydı. Yani bu mantıkla Fatih Karagümrük'ü küme düşünmemiz lazım. Niye peki düşünmemiz gerekiyor? Hadi onlarda bir tesis var. Hayır, ya. Niye? İşte bak. Niye peki küme düşünmemiz gerekiyor? Yani çünkü futbolun yani taraftarı olmayan bir kulübün ben Süper Lig'de olması burada gerektiğini burada taraftar olmayan kulüp şampiyon oldu. İşte maalesef. Bu ligde taraftar olmayan kulüp şampiyon oldu. Yok, bizim futbol dinamiklerimiz çok farklı çalışıyor o zaman yurt dışına göre. Yani şu önemli, şu olabilirdi aslında senin önerinde. Yani tribünleri insanları çekme anlamında bunu hep konuşuyoruz sevgili Ersel kardeşim. Yani hakikaten bir ekonomik kriz var ve bu ihtiyaç sıralamasına koyduğun zaman ilk sırada yazacağın bir ihtiyaç değil, doğru mu? Tabii ki. Yani gıdaya daha çok önemlidir. Doğru mu? O anlamda söylüyorum sana. Para anlamı, yatırım anlamında. Tabii yani. Maça gitti. Hayır, işte sinema, tiyatro, maç anlamına baktığında aslında ilk sırada olması gereken bir olaydır biliyorsun. Ama fiyatlara baktığımızda, şimdi statlara baktığımızda hakikaten rakamlar çok yüksek. Yani 150-200 liraya 200 TL açık tribün bileti var. Şimdi babası oğlunu aldı gitti. 200-200-400 doğru mu? Hadi tabii diyelim ki iki aşı oldu, PCR dedi ki biz aşı olmadık, PCR testler yapıldı. Bir tavuk dürüm yedi. İki tavuk dürüm, iki ayran, artı yol parası, artı geldik, hadi baba geldik, işte ne bileyim storlara gidelim, bir şeyler de alalım dediğin zaman rakam bin lira buluyor. En düşük 600-700 lira başlar, en yüksek bin lira bular. Niye diyorum? Bir de maç formalar da çok uçuk rakam. 350 lira, 360 lira formalar var. Minimum. Bir de arkaya isim yazdırmaya kalktığın zaman 400'ü buluyor, 400'ü geçiyor. Hele de ismi de uzunsa 420'leri buluyor. Harf başta para alıyorlar ya. Biz biraz şanslıyız. Sen Ersel, ben Aygün. Evet. 5 harfli yani, aynen. 5 harfle falan yırtacağız ama çok uzun isimlerde Allah yardımcısı olsun. Yani her koyduğu zaman isim, harf koyduğu zaman orası bir anda tık 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 para artıyor. Yani rakamların biraz düşürülmesi lazım. Tamam, formalarla ilgili kulüpler para kazanmıyor. Açıkçası size söyleyeyim. Bunlar maalesef markalar para kazanıyor. Formalardan diyorsunuz ya, ben kuşça forma aldım, kulübe para kazandım. Ama bu paranın çok büyük bir kısmı o
markalara gidiyor. Onu söyleyelim. %10-15 kazanıyor galiba. Aynen. Yani tabii tabii 30 lira 40 lira kazanıyordur bir forma satışından. Asıl gelir, asıl gelir saha içi reklamları dediğimiz ve tribün hasılatı dediğimiz olaylar. Asıl gelir kulübe kalan büyük kısım. İşte orada yani 20 bin kişi yerine 40 bini getir. 20 bine atıyorum bileti 100 lira yaptınsa 40 binde sen 50 liraya veya 60 liraya bileti biraz daha fazla kazanırsın. Doğru mu? Rakamlar birbirine denge. Hiç olmazsa stada doldurmuş olursun. Dolu statta taraf takımın daha bir coşkuyla oynar diye düşünüyorum. Her şey güzelleşiyor Aygün abi. Yani stadyumda seyirci olduğu zaman her şey güzelleşiyor. Geçen sene izlemedik maçları biliyorsun. Futbolcunun saha içerisinde ettiği lafları bile duyuyorduk şeylerden. Televizyon başında. Keyifli miydi geçen sene izlediğimiz maçlar? Taraftarsız maçlar keyif verdi mi kimseye? Taraftarın olduğu maçlarda da bazılarının sesini duyuyoruz da. Onlar da oluyor. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Sağ ol. Çok mersi. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, demin Ersel Bey'le konuştuğumuz konuya bir bakayım dedim. Bu taraftar sayıları anlamında. Geçen hafta bununla ilgili konuşmuştuk. Geçen de yine konuşuldu bu konu. İlk 8 hafta seyirci sayısına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin 62.081 ilk 8 haftada maça gelen taraftar sayısı, ki 53 bin kişilik statlar bunlar. Yani eskiden 53 bin kişi bir maçta doldururken şu an 8 hafta sonunda, yani 4 maç içeride oynandığın zaman 82 bin, bu da 20 bin civarında demek ki, 20 bin bile değil 15 bin civarında bir ortalama oynuyor Fenerbahçe. Beşiktaş'ın 56.774 kişi gelmiş 8 hafta sonunda stadına. Adana Demirspor 34.371 kişi gelmiş. Adana Demirspor'un pasolik sayısı 103.000'i geçmiş. Şu an 3. sırada Adana Demirspor. Galatasaray 27.000'lerde, Trabzon 26.000'lerde. Hatta sonuncuyu doğru hatırlamışım. Fatih Karagümrük 919 kişi gelmiş. İlk 8 hafta sonucunda stada, onu da söyleyeyim, şu an ligin en az tarafta ağrı gelen ilk 8 hafta sonunda. Demek ki 4 maç içeride olsa yani 200 kişi ortalamayı oynuyor Fatih Karagümrük. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, merhaba. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan arıyorum. İsmim İbrahim. İbrahim Bey. Yaşındayım. Buyurun. Hoş geldiniz. Galatasaray taraftarıyım. Buyurun İbrahim Bey. Ben aşı konusunda şey yapacaktım da. Buyurun. PCR testi olan giremiyor stada diye biliyorum ama. Yok, giriyor. Giriyor. Şimdi şöyle ben, İbrahim Bey. Şimdi diyelim ki iki aşı oldunuz. Olduğunuz ikinci aşıdan sonra 14 gün sonra. Bakın 14, yani ikinci aşımı oldum işte bugün oldum. Yarın maça gidemiyorsunuz. İkinci aşınız olduktan 14 gün sonraki itibarenki maçlara gidebiliyorsunuz. PCR diyorsunuz ki ben aşı olmadım. Ben aşı olmuyorum. O zaman da maçtan 2 gün önce PCR testine giriyorsunuz. Sonucunuz negatif çıkıyorsa bilet alabiliyorsunuz. Ama Aygün Bey, burada bir problem var. Ben aradığımda da bana stada giremezsiniz dediler. Kim dedi? O yüzden bağlanmak istedim. Yok 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 İbrahim Bey, bakın yok. Tekrar söyleyeyim ben size. İki aşı olanlar, yani şimdi tek aşı oldu bir diyelim. Diyelim ki İbrahim Bey'in tek aşısı var. İbrahim Bey'in BioNTech'i var veya Sinova var veya X bilmem aşısı var. İbrahim Bey tek aşı olduktan sonra o aşıyla, tek aşıyla giremiyorsunuz. PCR testi yaptırmanız lazım İbrahim Bey. Maçtan iki gün önce, 48 saat kala. İbrahim Bey'in iki aşısı var. Doğru mu? İki aşısı var. İkinci aşısı bugün oldu diyelim. İkinci aşıya bugün oldu. İbrahim Bey yarın giremiyor. İbrahim Bey ancak 14 gün sonraki maça gidebiliyor. Eğer İbrahim Bey hiç aşı olmadı, o zaman İbrahim Bey PCR yaptırıyor. Yani diyelim ki bugünkü Norveç maçına gitmek istiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Norveç maçının zaman cuma. Çarşamba günü PCR testi yaptırmanız lazımdı. Çarşamba günü PCR testi yaptırdıktan sonra sonuç zaten çıkıyor. Biletinizi alıyorsunuz. Evet Aygün Bey, doğru söylüyorsunuz ama ben PCR testi yapmama rağmen biletimi alıyordum. Hatta orada yazanları da okudum. Ve iletişime de geçtim. Bana dediler ki PCR testi olsanız bile aşı yaptırmadığınız için stada giremezsiniz. Hiç öyle bir şey yok. Bakanlığın açıklaması var bu konuyla ilgili.
Evet, bakan aşı da açıklaması var. Aygün, yani bana da çok saçma geldi. Aşı da zorunlu değil. Ben pasa.com.tr'den iletişim adresini buldum, aradım. Bana dediler ki aşı olamazsanız stada kesinlikle giremezsiniz. Almazlar dedi. Bileti verdiniz, para da çöpe gider. Yani bana söylenen bu. Ben o yüzden bağlanıp size bunu iletmek istedim. Tamam, İnanın buradan, bana böyle söyledi. Tamam, buradan da, buradan da demek ki bu yanlış bilgi verenlerin de eğer federasyon yetkilileri duyuyorlarsa bununla ilgili de işte dinleyicilerin böyle bir görüşü var. Ama dediğim gibi Sayın Bakan'ın açıklaması var. Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu konuyla ilgili açıklamalar var. Bunlar zaten açıklandı bir süre önce biliyorsunuz. Ve evet, ona göre zaten insanlar giriyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bu arada milli takıma da başarılar diliyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım ama yani inanın Fenerbahçe 7 senedir başarısız. Yani Fenerbahçe'nin de şampiyon olmasını istiyorum. Trabzon'un da şampiyon olmasını istiyorum. Yani bu Türkiye'de holiganlığın da açıkçası bitmesi gerek. Doğru, doğru. Evet, yani insanlar böyle çok bağlanıyor açıkçası. Yani bütün her şeyi unutup futbola önem veriyorlar. Yani bence futbolu yani seyir zevki yüksek, güzel bir maç, gidin izleyin. Yani gerisini boş verin diye düşünüyorum. Ben peki. De öyleyim. Ben eskiden açıkçası ben 32 yaşındayım. Ben de eskiden holiganlık yapıyordum. Hı-hı. Ama artık taraftar Fatih Terim'in dediği gibi güzel şey olunca sevineceksin, ayağa kalkacaksın. İngiltere'deki gibi taraftar olmamız lazım. Holiganlık yapmamamız lazım. İnşallah Fenerbahçe bu sene şampiyon olur. Trabzon olur. Trabzon bayağıdır olmuyor. Trabzon olmasını istiyorum. Yani bütün takımlarımıza da Avrupa'da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Mehmet. Kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Çok mersi. Bir son dakika gelişmesini vereyim. Yeni Malatya Spor'da Marius Sumidica dönemi başladı. Sarı Siyahlar Rumen teknik adamla anlaşma sağlandığını açıkladı. Sumidica tekrar Türkiye'ye dönüş yapacağını belirtelim ve Yeni Malatya Spor'la da anlaşma sağlamış. Yeni Malatya'da biliyorsunuz teknik direktörlerle yollarını ayırmıştı. İlk 8 hafta itibariyle 9 tane teknik direktörle yollar ayrıldı. Çok rahat bir şekilde teknik direktörleri gönderiyor kulüp başkanları. Tabii onların tazminatlarında kulübün kasasına yazılıyor. Gelenler ödemeye çalışıyor. Onlar hiçbir sorumlu olmadan onu alıyorlar, bunu gönderiyorlar, bunu getiriyorlar, onu hallediyorlar. Böyle böyle gidiyor bu iş. Günaydın. Günaydın, iyi günler. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? İzmir'den İlto Güler. İzmir'den ilk? İlto. Altı isminin ağasını kaldı. Aa, İlto, İlto Bey hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Buyurun. İyiyiz. İlk önce programımız çok güzel. Ben İzmir'den aradığıma göre Göztepe tarafında oturduğum için Göztepe'liyim ayrıca. Ayrıca Fenerbahçe'liyim. İki takım tutuyorum. Ha, demin ki. Ha, doğru, yani var öyle. Yani ben de mesela İzmir'deyken, yani yeni asırdayken Altay'a bir süre bakmıştım. Ondan dolayı mesela bir Altay, bak Karşıyaka, Göztepe, hakikaten bunlar sempati duydum. Sivas sempati duydum. Hakikaten baktığın zaman çok keyif aldım, futbolu izlemekten keyif aldığım takımlar var. Demin de onu söyledim, yani herkesin bir ikinci takım, bir üçüncü takım vardır. Buyurun İlto Bey. Evet, işte ben de onu diyorum, yani renkler uygun olmasa bile yani burada kullanılır diyemiyorum. Yani sempati takım olduğu için sarı kırmızı, tuttuğum takım sarı lacivert, bir filozluk ama böyle yani. Yapacak bir şey yok. Eski bir tane futbolcu vardı, Küçük Ali. Ali Çağlar bizim karşı komşumuz, apartman karşı komşumuz. Oradan dolayı biraz da böyle şeyiz yani, Göztepe'liyiz. Göztepe'li oldunuz. Buyurun. 70 yıllarda orta saha oyuncusuydu. Bu akşam milli takıma başarılar diliyorum. Kısa kesiyorum. Teşekkür ederim. Akşamları tekrarımızı dinliyoruz ara sıra. Aa, çok teşekkür ederiz Tübe. Kendinize olun, çok çok iyi, iyi günler, bakın. İyi günler, iyi günler efendim. Adem Göktaş abi günaydın. Statların dolmamaya, bir fiyatır iki oynanan futbol, futbolcularımızın yerde yatıp kalkmaması. Futbol hakikaten baktığımız zaman sürelere bakıyoruz. Doğru söylüyorsunuz Adem Bey. Bununla ilgili kulüpler de çok fazla şikayetçi. Fenerbahçe hangi maçta? 100 küsür dakika oynanan maçta topun sahada kalma süresini hesaplamışlar. 52 dakika mı ne? Yani yarıdan fazla, %50'den fazla maalesef vakit geçirmelere gitmiş. İşte ne bileyim, kalecinin elinde dakikalarca top tutması, yere yatanların 3-5 dakika kalkmaması gibi süreleri tutmuşlar. İrem Turan, iyi yayınlar. Sergen Yalçın bir maç ceza aldı. Normalde bu zaten demiş. Akşam da milli takımımıza gönülden başarılar diliyoruz. 3-1 alacağız demiş İrem Hanım. Günaydın, günaydın. Alo. Alo, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İzmir'den Yakup Çankaya. Yakup Bey hoş geldiniz. Buyurun. İzmirler arka arkaya arıyor. Evet, İzmirler arka arkaya Yakup Bey. İzmirler seni seviyor Aygün. Çok teşekkürler. Biz de yarı İzmirli sayılırız zaten. Buyurun. Tabii. Aygün Bey, hemen konuya gireyim. Terdi, terdi, terdi. Yani
Bir haftadır gına geldi be abicim ya. Yani çocuk ister milli takımı seçer, ister Hollanda'yı seçer, ister Kanada'yı seçer. Tercih onun tercihi. Doğru. Yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Neden? Terzi'nin içinden Edin Hazard çıktı ondan. Terzi iyi oynamaya başladı şimdi. Allah'a var yani. Yani son haftalarda ilk geldiği dönemdeki futbolda şu andaki futbol arasında çok büyük fark var. Doğru. Çok büyük fark var. Çok doğru. Büyük fark var. Yani elinden geleni yapıyor, koşuyor, mücadele ediyor, top çalıyor, pas veriyor, şut çekiyor. Yani istediğimiz tarzı kıvamına geldi. Ama çocuğu rahat bırakın ya. Ya 21-22 yaşında bu çocuk. 21 yaşında. Onun daha Türkçe konuşmuyor biliyorsun. Evet evet. Hollanda'da büyümüş. Belki orayı seçti. Hayırlısına gitti olsun. Ama dikkat ediyorum. Bütün Galatasaraylar onu yıpratmak için elinden geleni yapıyorlar. Anladım. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Yakup Bey? Eklemek istediğim bir şey var Aygüncüm. Galatasaraylar sizi bilirse çok hoşuma gidiyor. Peki, teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun, çok mersi. Sağ olun. Hayırlı cumalar Aygün abi. Bu arada akşamki maç içinde milli takımıza başarılar diyorum. İnşallah şampiyon Fenerbahçe olur demiş. Kim demiş bunu? Sedat Furan demiş. Evet, Osman Şenkal'ın zaten okuduk. Devam edelim. Onu da okuduk. Abi selamlar. Şimdi bu pro lisans A mantıklı gözüken fakat çok saçma bir örnek geldi. Çünkü sizin, o kimlik muhabbetini tamam onu zaten söylemiş. Batu 1926 başkasının kimliğiyle onlar yapamaz. Doğru. Günaydın. 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 Günaydın Aygün abi. Nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Nasılsınız? Sağ ol abim benim. Ben İstanbul'dan Murat. Dallas Murat. Nasılsın Murat kardeşim? İyi misin? Sağ ol abim benim. Saat 10'dan beri arıyorum. En son dinleyici olarak düşürdüm galiba gene bu sefer. Yolda bir başladım aramaya. Beylikdüzü'nden, Hadımköy'den, Arnavutköy'de tutturdum. Trafik yoğun mu İstanbul'da şu an? Yoğun değil mi? Şu anda Beylikdüzü'nden ben aradan geldim Esenyurt üzerinden. Fazla bir yoğunluk yok abi. Seyirde geldim 40-45 dakika içinde işte aramaya başladığımdan beri önce geldim. Metin Gümüştaş çok güzel mesaj atmış. Abi iyi yayınlar demiş. Ben oğluma Emre Belezoğlu'nu sevdiğim için ismini verdim. O da Galatasaraylı olursa şaşırmam demiş Metin Gümüştaş. Buyurun buyurun. Ben de oğluma Emre ismini koydum. Öyle mi? Ama yani ben Emre'yi seviyordum ama Allah biliyordu. Yani eşim de biraz Emre ismi taraftarıydı. Ben de hiç ismi çıkartmadım dedim. Emre'yi koyalım. Emre güzel isimdir dedim. Yani biraz da ona şey oldu yani. Bir şey merak ediyorum. Bir şey soracağım sana abi. Şimdi şahsi benim fikrim bu. Ben bu milli takımı hani seçiliyor futbolcular şunlar bunlar. Abi benim tahminime göre bu işte bence en büyük pay menajerleri. Yani futbolcuları işte, pazarlamalar anlamında mı? Tahmin yok, etmiyorum. Yok milli takıma vermeleri açısından abi. Direktmen transfer falan filan değil. Çünkü veriyorlar abi. Ben gerçekten buna inanıyorum. Çünkü veriyorlar çok şey ben buna kalben ama şimdi şey baktığın yapıyorum. Zaman bu futbolcular zaten uzunca bir süredir bu milli takıma yıllardır giren uzun yıllardır girenler var yani. Tamam, senin demek istediğin şu yani belki ismi sana hiç duyulmamış daha önce bu bir teknik direktör döneminde yaşandı ismini vermek istemiyorum hatta nereden duydunuz falan dediler bir yabancı teknik direktör döneminde yaşandı orada da zaten bir menajerin vasıtasıyla gelindiği öğrenildi 3. ligde oynayan bir futbolcu milli takıma alınmıştı ama bunlarda öyle bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Sen şimdi abi yıllardır bu işin içindesin. Milli takıma Stefan Kunz geldi. Ya benim aslında başka bir kanayan yaram var. Onu söyleyeceğim bir kelimeyle de. Yani Stefan Kunz sence kendisi mi kurdu abi bu işin içinde bu kadroyu? Yani şimdi ortada bir havuz var. Ben şöyle söyleyeyim. Bir havuz var. O havuzun başına oturdular. Yani havuzdan derken futbolcu havuzu anlamında söylüyorum. Abi. Ben dinleyenler anlamında. Orada tabii Sayın Altıntop'la beraber bu kadro oluşturuldu. Yani Stefan Kunz şimdi 2 dakikada gelip de Sinan Bolat'ı nereden buldu, nereden getirdi derim yani açık söyleyeyim. Yani Caner de epey zamandır yoktu. O geldi belki sonra. Eski maçlardan izlemiş olabilir. Yani. Çok eski maçlara da bakmış olabilir. Caner'in yani abi şimdi benim anlatmak istediğim şu. Asgari ücretin 2825 lira olduğu bir ülkede eski teknik direktörümüz sağ olsun saatte 15 bin lira kazanıyordu. Sen söylemiştin bunu rakamlarla. Hatta günde demiştik sonra saate vurmuştuk. Saatte 15 bin lira kazanıyordu. Şimdi Stefan Kunz'u getirdiler abi. Abi paranın çok olduğu yerde mutlaka bir alegrili olay oluyor. Şimdi şöyle anlatayım abi. Sen şimdi bugün herhangi bir X takımın yani Türkiye Ligi'nden bir teknik direktör adı da sana da duyulmamış olsun. Sen 2825 lira asgari ücret versen milli takımın başına gelir. Milli takımın başına gelir. Yemin ediyorum Şenol Güneş'ten de bu gelecek olan arkadaştan da tabii bilmiyoruz da daha çok milli duygularla kadro kurar. Ve sen milli takıma yani Euro Lig'de adamların şampiyonluğu kazandığı verdiği primi sen bir maçta veriyorsun.
100 bin lira. Yanlış hatırlamıyorsam ilk maçta yedek kalanlar 75 bin lira. Adam 2 dakika oyuna giriyor, 100 bin lira alıyor. Yani şimdi yani niye? Yani bu prim niye abi? Biz bu kadar kolay para kazanan bir... Anladım. Peki. Verme abi. Anladım. Oynayan oynamasın. Yani bu işin içinde para döndüğü sürece biz milli takımda bu kadar yüksek paralar döndüğü sürece... Peki. Çok teşekkürler Murat çok. Kardeşim. Sağ ol. Kendine çok çok iyi bak. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor çünkü reklama gideceğiz. Aradan sonra artık programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Duruma göre belki bir iki telefonda alabiliriz. Bakarız duruma göre. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipekli Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, çok fazla Mehmet dedik, çok fazla dinleyici olunca bir son iki telefon alalım dedik. Ondan dolayı onu da söyleyeyim, hatta da çok yoğunluk olduğunu belirtti Mehmet. İki dinleyicimizi de alacağız. Yunus Öztürk 946. Selam abi, hayırlı cumalar, seni seviyoruz. Milli takıma başarılar abi, bugün her yer kırmızı beyaz. Hamza Poyraz 24. İyi yayınlar Aygün Bey. Milli maçla alakalı benim tahminim 2-0 alırız demiş. İltuğ Güler, bu akşam milli takıma başarılar dilerim. Size iyi yayınlar Sayın Özbek. İzmir'den İltuğ Güler, bu akşam 2-0 alır milli takımımız demiş. Lisan Türk, seni seviyoruz demiş. Orguç Sadıkoğlu Official 1907'de gülücükler göndermiş. Başarı mesajları göndermiş. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Alo. Alo, kolay gelsin. Teşekkürler. Rahatsız etmedik inşallah. Yok, estağfurullah. Kimle görüşüyoruz? Ben İstanbul'da Ahmet. Buyurun Ahmet Bey. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da bize bu fırsatı verdiği için gerçekten teşekkür ederim. Konuşma fırsatı verdiği için. Sağ olun, çok mersi. Buyurun Ahmet Bey. Benim öncelikle size bir eleştirim olacaktı. Bugün kaçıncı Ahmet ya? Bugün 3 veya 4. Ahmet Bey aradı, biliyor musunuz? Buyurun Ahmet Bey. Doğrudur. Aygün Bey, ben şu Ferdi Kadıoğlu konusunda size ufak bir eleştiri yapacaktım. Tabii yani ki, buyurun. Hafta başından beri aynı şey konuşuyor işte. Ama sadece ben konuşmuyorum Ahmet Bey. Bütün Türkiye'deki spor programları ve yorumcuları konuşuyor. Yani sırf ben değilim, onu söyleyeyim. Buyurun. Evet, yani görüyoruz zaten sosyal medyada da konuşuyorlar. Ben hani size şunu söyleyecektim. İşte 12,5 saatlik mesafeden geliyor Kanada'da işte. Yani bunlar sonuçta bu Ferdoğlu'na sonuçta bir teklif yapıldı yani Aygün Bey. Şenol Güneş zamanında kabul etmedi. Kabul etmedi değil, etme yok. Evet, düşünmek için zaman istedi. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Size birisi bir şey teklif etse, siz düşünmek için zaman isteseniz, daha yani size teklif eden kişi bir daha sizin üstünüze gelir mi? Yani siz dönersiniz o teklif eden. Şunu söyleyeyim kişi. Ahmet Bey, şimdi şunu söyleyeyim. Düşünmek için süre isterseniz doğru. Diyelim ki ben Ahmet Bey bir iş teklifinde bulundum. Ahmet Bey dedi ki ya Aygün Bey, ben biraz düşünebilir miyim dedi. Tamam derim. Ama daha sonra ben tekrar sana Ahmet Bey derim. Düşündünüz mü? Son kararınız nedir derim. Doğru mu? Ben doğru öyle mu? Düşünmüyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum. Hayır, siz şimdi düşünmek için süre istiyor dedikten sonra ben düşünürüm, geri dönüş sağlarım. Düşündüm derim. Şöyle yapacağım derim. Ya kabul o bir göreceli yani şöyle söyleyeyim. Yani karşı taraf da sizi arayabilir. Tamam, doğru. Siz de arayabilir, doğru. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ama buyurun. Bence Ferdi Kadıoğlu o kadar üstüne düşülecek bir oyuncu değil. Yani olur mu, yapmayın gözünü seveyim ya. Hakikaten performans anlamında şu an Ferdi'de büyük bir gelişim var ve bu futbolcu ileriki dönemlerde çok daha hem ülke futboluna hem belki Fenerbahçe, belki ilkilerde dönemlerde yurt dışına gidecek, belki başka kulüplere gidecek, katkı sağlayacak bir futbolcu. Ya doğru, yani ileride daha şu an mesela bir Mesut Özil olur, Nuri Şahin olur, Hamit Aksop olur, üstüne düşersin, şey yaparsın. Ama yani bu kadar konuşulacak, bu kadar gündemi şey yapılacak bir mevzu değil diye düşünüyorum ben. Yani sadece görüşüm bu. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, son telefonu alıyoruz. Son dinleyicimize yayını alacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş programın ikinci bölümünü geçeceğiz. Bağlantı kısmına geçeceğiz. Gelen mesajlara da bakıyorum bir yandan. Çok çok teşekkür ederim. Ahmet Yücel demiş ki Sergen Yalçın'a verilen ceza ile ilgili. Tabii o görüntüyle ilgili ben o görüntüyü görmemiştim açıkçası. Yani Sergen Hoca'nın topa vurduğunu gördüm. Zaten onunla ilgili de Sayın Sergen Yalçın da evet ben topa vurdum, kırmızı kart doğru dedim. Ama ondan sonra tabii ki sosyal medyada bu görüntü paylaşılmış. Dün bir dinleyicimiz beni uyandırdı. Bu konuda böyle bir görüntü var, gördün mü dedi. Görmedim dedim. Ondan sonra yayın içerisinde ben o görüntüyü izledim. Evet, Sergen Hoca topa vurduktan sonra bazı cümleler
kadar sarf ediyor. Tabii ki şimdi herkes şunu söylüyor. Yani diğer hocalara bu cezalar verilirken neden Sergen Hoca'ya görüntüden ceza verilmiyor? İşte ne bileyim Arda Turan bir arkadaşının paylaşımını kendi sosyal paylaşımından yaptı. Şu kadar ceza aldı. Niye Sergen Hoca'ya bu cezalar verildi tarzı görüşler de var. Günaydın. Son dinleyicimiz alır. Günaydın. 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 Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Cihan ben Aygün abi. Adana'dan arıyorum. Nasılsın? Cihan Bey iyiyim. Siz nasılsınız? 100, 103 bin mi? 108 bin kişi mi? Adana Demirspor Paso Ligi'ni almış. Şu anda ligde en fazla statlara dolduran 3. takım Adana Demirspor taraftarı. Aygün abi bizim şöyle bir özelliğimiz de vardı. Onu da söyleyeyim. Biz 2. ligdeyken yani Süper Lig'e çıkmadan önce tabii stat ortalaması Türkiye'deki 4 büyüklerden sonra biz geliyorduk. Peki bu düşüş şimdi olarak. Şimdi baktığın zaman 3. sıradasın. Peki düşüşün sebebi şey mi? Aşılar mı yoksa bilet fiyatları mı? Ya hem bilet fiyatları Aygün abi. Yani normalinde Adana taraftarı olarak genelde mesela yani, geçen sene yani çıkmadan önceki yılın bilet fiyatlarını hatırlayabiliyor musun? Net hatırlayamıyorum ama yani 50'lerde. Şimdi kaçlarda? O civarlardaydı. Şimdi biraz pahalı Aygün abi. Pahalı. Şu son şeyden sonra gitmedim açıkçası. Belge çıktığından beri gitmedim. Ama yüksek rakamlar tabii. Yüksek tabii rakamlar. Rakamlar evet rakamlar yüksek. Bir de genelde emekçi tarafı maçlara gittiği için Aygün abi biraz fiyatlar Demirspor taraftarına yüksek geliyor. Zaten sadece Demirspor taraftarıyla genel anlamda birçok ildeki taraftarları yüksek geliyor. Doğru. Buyurun Ahmet Bey. Cihan Bey. Cihan değil mi? Yanlış duymadım. Cihan. Buyurun Cihan Bey. Doğru Aygün abi. Aygün abi ben sana şey soracağım. Ya daha doğrusu seninle alakalı bir şey soracağım. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Abi daha önce Radyospor'a ilk başladığın zamanlarda daha bir böyle sohbet yönünden daha bir böyle biraz sivri dilliydin. Çok açık konuşuyordun, bizi konuşturuyordun. Gene açık konuşturuyorum. Hayır, yine öylesin, yine öylesin ama şöyle abi sanki böyle bu son zamanlarda biraz... Agresif miyim? Yok, acelecisin. Niye biliyor musun? Çünkü devamlı kulağıma dinleyici var diyor. Anlatabildim mi? O yüzden onu biz buradan çok hissediyoruz Aygın'a. Bak açık söyleyeyim. Buradan aşırı hissediyoruz. Acele bir şekilde bitip ona. Çünkü bir yandan da mesaj geliyor arkadaşım. Deminden beri aynı kişi konuşturuyorsun diye mesajlar da geliyor. Anlatabildim. Yani şey anlamında söylüyorum. O anlamda Cihan Bey sakın yanlış anlamayın. Yok sizin sohbetinizden biz çok memnunuz. Çok keyif aldığım için ben bu eleştiriyi açıkçası yaptım. Yani çok keyif aldığım için. Biraz daha konuşun. Şey yapayım değil mi için ben söyledim. Valla ciğeri özledim biliyor musun Adana'da? Lezzet Festivali başladı abi. Nerede başladı? İstanbul'da mı? Yok Adana'da. Adana'nın i̇şte, Lezzet Festivali başladı bu hafta. Ciğeri özledim. O bir otelin yan sokağın ileride bir köşede var. Abi. Ciğerci onun ciğerini özledim vallahi. Ya. Vallahi bizim burada hepsi öyle. Sen hafta sonları iki günle Bodrum'a kaçıp geliyorsun. Bir Adana'ya da kaç kere. Yani o da bir uçağa bakıyor. Adana'da büyük ihtimalle Türkiye Spor Yazar Derneği yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Çünkü bununla ilgili çok isteğim var. Özellikle ben hep baskı yapıyorum. Lütfen Adana'ya gidelim. Yani Adana Demirspor maçını izleyelim dedim. Hem de gittiğimizde toplantı yapalım demiştim. Ondan dolayı öyle bir isteğim var. Büyük ihtimalle yapacağız. Son cümleleri alayım. Reklama gitmem gerekiyor Cihan Bey. Buyurun. İyi yayınlar diliyorum abi. Güzel bir sohbet oldu. Futboldan bağımsız. Çok sağ ol abi. Teşekkürler. Kendine çok iyi günler abi. Çok sağ ol. Kısa bir ara. Artık telefon almayacağız. Aradan sonra programın ikinci bölümüne geçiyoruz. Çok kısa bir ara veriyoruz. Reklam arası. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet bugün günlerden milli takım diyorum hakikaten bugün 83 milyon tek yürek oldu. A milli takımın Norveç zaferini bekliyor. Şu an hattımızda da Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şenkal. Hocam yayınımız hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sevgili Aygün. Sağ ol, var ol. İnşallah akşam millilerimiz kazanır daha iyi olur.
Yani bugün en büyük hedefimiz, en büyük hayalimiz, en büyük isteğimiz Stefan Kuntz'un da zaten ilk maçı. Onunla beraber de ilk maçı çıkacak. Hakikaten kazanmamız gereken bir maç. Neler söylersiniz yeni oluşumla ilgili, isterseniz başlayalım. Neler söylersiniz? Kadroyu nasıl buldunuz? Birazdan isterseniz 11'i de size okurum. Genel anlamda kadroyla ilgili düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Şimdi sevgili Aygün, ben ilk başta dün Buram hocasıyla beraber basın toplantısını gördüm, dinledim. Burak'ı çok iyi tanırım. Yani orada bir şey gördük. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra o birlik, beraberliği, takım olma ruhunu kaybeden milli takım yeniden bu akşam bir başlangıç yapmak istiyor. Bunu Burak'tan konuşmasından anladım yani. Hiç hissettim yani. Bu çok önemli. Yani burada nedir? Biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Şimdi biz Türk'üz. Biz burada doğduk, Türkiye'de doğduk, Türkiye'de öleceğiz. Ay yıldızlı bayrak için öleceğiz. O zaman kardeşim, ben milli takımın bu kadar çok polemik yapılmasını, ben milli takımın bu kadar eleştirilmesini inan içime sindiremiyorum. Hani bugün tamam, milli takımda sen de ben de yerli hoca olsun isteriz ama şöyle bir baktığımız zaman Fatih Terim dönemi, daha sonra Lucescu dönemi ve son olarak da Şenol Güneş dönemine bakıyoruz. Abi milli takım yerden yere vuruldu. Ama çok da olaylar yani, yaşandı o dönemlerde Osman abi. Yani çok da olaylar yaşandı. Şimdi bu olaylar, şimdi bu, bunlar yaşanmaması lazım. Doğru. Bunlara da yaşanmaması için teknik direktörlere çok büyük iş düşüyor. Ama biz sadece hedef koymuşuk, Avrupa Şampiyonası'na gidelim. Orada ne yapacaksın kardeşim? Gideceksin 0 puanla altın jenerasyonuna döneceksin. Ne olacak o zaman? Federasyon ne yapacak? Seninle devam eder mi? Türkiye kaynıyor fokur fokur. Onun için ben yeni teknik direktör Kuntz'un gelmesini doğal karşılıyorum. Şunu sorabilir miyim Osman abi? Özür dilerim, araya girdim. Şimdi 20-25'e yakın teknik direktör portföyümüz var demişti Hamit Altıntop. Stefan Kuntz sizce tabii altyapılarda çalışmalar yaptığı için doğru bir isim mi, doğru bir tercih mi? Alman modeli bizim ülkemize biraz daha yakın gözüküyor. Bu model bize daha mı yakın, doğru mu adımlar atıyoruz bu anlamda? Şimdi sevgili Aygün, Bayern Münih gitti 33 yaşındaki bir teknik direktöre 26 milyon euro tazminat ödedi, takımın başına getirdi. Ben de diyorum ki bu tamam, bugün A takımını çalıştırmadı ama bu başarıya aç. Alman ekolü nedir? En bilinçli ciddiyet. Nedir? Labalilik yok. Nedir? Çıktığın zaman sahada panzer diyorlar. Nereden panzer diyorlar? Varını yoğunu ortaya koyacağım. Sırf senin vazifen bu. Kusura bakma yani, bizim bu Fransa'da olsun, bu sene olsun, bunu bizim hocalarımız bunu başaramadı. Başaramadı. Biraz daha ileriye gideyim. Bu canım altın jenerasyonu biz sıfırladık sevgili Aydın. Evet ya, maalesef. Onun sıfırladık. Ben bir Alman teknik direktör geldi. O bizim gibi bakmıyor olaylara. Bizim hocalar gibi de bakmıyor. O daha böyle hiç taraf tutmadan dışarıdan birisi, kim oynarsa onu alacak takıma, kafasındaki milli takımı kuracak, istediği futbolu oynattıracak. Ben bunu şu futbolcuyu aldım, bu futbolcuyu aldım, kesinlikle eleştirmem. Eleştirmeyeceğim de. Kendi kendime karar verdim. Bu kadroya daha alınması gereken oyuncular vardı. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Evet, ama biz bu akşamı bekleyeceğiz. İnşallah galip gelir, yoluna devam eder. Zaten galip gelmezse milli takım, bu Dünya Kupası'na gitme şansımızı kaybedersek, o zaman çok eleştiriler olacak. Çok polemikler olacak. Ama o yani bunda Kuntz'un bir suçu yok ki Osman abi. Yani şimdi Kuntz'un değil. Daha önceden defterler açılacak. Ha tabii, o defterler açılacak tabii. Biz
altın jenerasyonu Selim Soydan'ın dediği son 50 yılın en iyi jenerasyonunu sıfırladık Aydın. Doğru, doğru. Adamlarda hırs, ruh, hiçbir şey kalmadı. Futbolcular aynı, daha hala öyle bir şok yaşadılar ki kendi takımlarına gittiler. Orada bile yani daha yeni yeni toparlanmaya başladılar farkındaysan. Yıprandılar çünkü. Evet, yani ben federasyonun bu aldığı kararı yanlış bulmuyorum. Kesinlikle onu söyleyeyim ve inşallah diyorum. Bu akşam kazanır, böyle yüreğini ortaya koyan, nasıl biz Fransa'yı Konya'da yerle bir ettik. Hı hı. Bu akşam inşallah Norveç'i yerle bir ederiz ve yolumuzu açarız. O zaman hoca da rahatlar, daha özgüvene gider, daha akıllı işler yapar. Farklı şeyler olur ama bunun bir yabancı teknik direktör milli takımda bunu bir denememiz gerekiyordu sevgili Aygün. Anladım. İkincisi, Hamit uluslararası Bayern Münih'te oynadı, gitti Real Madrid'de oynadı. Böyle bir risk olsa, güvenmese, böyle bir şeyin eline, taşın altına elini tabii koyabilir. Tabii başarısızlıkta faturanın çıkacağı kişi belli zaten. İşte çıkarma o zaman sen bir toparlanmayan, darmadağın olmuş bir milli takım görüyorsan, o zaman kardeşim biz de yerle bir ederiz. Sen ne iş yapıyorsun Hamit, altın top demeyecek. O da bunun bilincinde değil mi? Gayet akıllı çocuk. Anladım. Yani onun için bunu denemek lazımdı. Milli takımın başarısız olma lüksü yok sevgili Aygün. Doğru. Bu 85 milyonun milli takımı. Allah var, bugüne kadar hangi teknik direktör gelirse gelsin, hangi federasyon başkanı olursa olsun, her istediklerini yaptı mı fazlasıyla? Evet, yapıldı. Yaptı. Yaptı. O zaman biz başarı bekliyoruz. Burada 1-11 değil, 3 tane 11 çıkartacak harika bir havuz var. Nedir? Bunu doğru taktik vereceksin, doğru kadro sahaya süreceksin, milli takım formasını rekabete sokacaksın. Bunu hoca yapamadı. Yani ben Osman abi, Şenol Hoca ile ilgili o tercihlerle ilgili soracağım ama isterseniz çok kısa bir reklam arası vermem gerekiyor. Tabii, Osman abi. Tabii, reklamdan sonra da o kısma konuşursak çok sevinirim. Kısa bir ara veriyoruz, aradan sonra devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipekli Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11.14'ü gösteriyor. Attığımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı, çok da sevdiğim yazılarını hakikaten beğenerek de okudum, Osman Şener hocam var. Hocam kısa bir ara vermiştik çoktur. Şenol Hoca'ya ilgili konuşuyorduk. Şenol Hoca'nın mesela tercihleriyle ilgili konuşuyorduk. Hatta o dönemde bile hatırlıyorsun, işte Uğurcan'ı seçtiği zaman Altay polemiği yapıldı. Altay'ı seçtiği zaman Uğurcan polemiği yapılıyordu. Hep böyle polemiklerin yapıldığı bir dönemdi zaten o dönemde. Kale anlamında da mesela Stefan Kuntz'un da bu anlamda, evet, Türkiye'de bir kale tercihlerinde, seçimlerinde sıkıntılar olduğu yönünde de bilgiler bana da geliyor tarzı açıklamaları var. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi sevgili Aygün, milli takımın başında hangi yerli hoca olmuş olursa olsun, doğru, bu polemikler yapılacak. %100 doğru, %100. Yani bunu Trabzonlu, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı herkes neden onu almadın, neden bunu almadın, neden şunu oynatmadın, hele Şenol Hoca'nın tercihi başarısız olursa kıyamet kopacak ve koptu. Hı hı. Şenol Hoca bunların, bu eleştirilerin arkası şey etkisinde kalıyor. Yani bir kulağından girip bir kulağından çıkmıyor ve onun için daha çok, yani son maça baktığın zaman Hollanda maçındaki o bozguna bakıyorsun. Elimiz Şenol Hoca o eleştirinin altında ezildi. Hmm, doğru. O toparlayamadı kendini. Kendini toparlayamadı, doğru, doğru. Şenol Hoca, senin de benim de çok sevdiğimiz, bizim 30 senelik arkadaşımız. Biz onun başarılarına övündük. Osman abi, peki yanında iyi bir ikinci veya üçüncü adam olsaydı toparlanmama durumu olabilir. Toparlanması daha kolay olmaz mıydı? Şimdi Aygıncığım, çok da yalnız sen, kalmadım orada. Aygıncığım, sen Türkiye'nin gerçeğini çok iyi bilen bir insansın. Usta bir spor yazarısın. Çok teşekkürler. Basın mensubusun. Şimdi bizde baştaki hocalar, yerli hocalar diyorum, hı hı hı, hangisi yardımcısının sözünü dinliyor? Dinlemiyor.
Ne kadar etkili? Kararı kim verir? Kendi veriyor gene. Bakıyor, aynı dinler gibi gözüküyor ama gene son noktaya kendi veriyor. Kulüp başkanları da aynı şekilde değil mi? Hep söyle. Yani onun için şimdi nedir? Bu eleştiri de olsa bu yabancı hoca, milli takımın Kuntz, bu eleştirilerden haber olmayacak bile. Etkilenmeyecek bile. Ona okuyan, tercüme edecek olan insanlar o eleştirileri tabii okuyacak ama mesela biz ipin ucunu bazen kaçırıyoruz. Çok ağır eleştiriler yapıyoruz. Adamın giydiği takımı bize tutup ayakkabıya kadar yani. O kadar bir saçmalıyoruz ki arada bir, biliyorsun mu? Bu yabancı hoca, bunlara yabancı hoca bunlardan haber olmayacak. Şimdi ne olursa olsun, Şenol Hoca da olsun, Fatih Hoca da olsun, Mustafa Hoca veya başkası, bunların etkisinde kalmaması mümkün mü? İyi. Kalıyorlar abi. Kalıyorlar. Ya ama ne olursa olsun Şenol Hoca tamam Avrupa Şampiyonası'na takımı götürdü. Başarısız oldu. Artık bunu dert etmeyecek kendini. O gene bir teknik direktör. Ayrıldı. Yerine başkası geldi. O kimseye de kim bağlamayacak. Bakın Aykut Kocaman geldi. Başarısız oldu. Aykut Hoca senin de benim de çok iyi tanıdığı. Çok da sevdiğimiz bir insan. Hı hı. Ne yaptı? Ben dedi başarılı olamadım gidiyorum dedi. Dedi mi? Dedi. Yani bu gayet normal değil mi? Bu futbolun içinde olan bir şey değil mi sevgili Aydın? Futbolun doğasında olan bir şey, doğru. Ha, doğasında yani bunu artık kafana takmayacaksın. Ha, senin mesleğin bu. Aydıncığım sana bana da ne mesajlar geliyor, neler geliyor? Doğru. Bana mesela öyle mesajlar geliyor ki. Fatih Terim'den diyorlar ne kadar aylık alıyorsun diyorlar, biliyor musun? Valla benim bana da gel. Yani ben 3 senedir Fatih Terim'i görmemişim. Doğrusunu da yanlışını da elimizden ne gelirse yazıyoruz. Ciddiye almamak lazım bunları zaten abi. Ciddiye almayacaksın bunları. Evet maalesef. Yani bu bizim Türkiye'nin gerçeği. Ben federasyonun doğru karar aldığını düşünüyorum. Topu Hamit Altın topa verdi. Hı hı. Hamit Altın top sorumlu. Biz bu akşam ilk defa Kuntz'u göreceğiz, evet, değil mi? Evet, ilk kez göreceğiz. Dilerim çok iyi bir başlangıç yapar. Milli takıma ayrı bir hava katar. Kuntz'un yani, da Osman abi, Kuntz'un da kariyer açısından kendisini ispatlama maçları dönemi. Çünkü biliyorsunuz orada U21'di. Önünde bir Löw vardı. Kendini ispatlayamadı. Belki A milli takımda çok başarılı olsa ileriki yıllar da belki de buradan Alman milli takım başına da geçebilir. Çok farklı yerlere de gelebilir Kuntz. Ya ben geçeceğini düşünüyorum. Adam aç. Ben milli takımın yaptığı antrenmanı gördüm 2 gündür. Aygın oranın havası değişmiş, kusura bakma. Hava değişmiş mi diyorsun? Aygın. Bütün futbolcular hepsi sarmaştalar, koşuyor, bilmem ne, bir neşe gelmiş, bir sinerji gelmiş. İnşallah bu sahaya da güzel bir şekilde yansır. Yansımaması mümkün mü Aygün? Tamam. Bu genç diyorsun. Mesela bugün yazdım. Ya Göksel Gümüştah. Tebrik ediyorum. Kardeşim Emre Belezoğlu. Onun futbol bilgisine, futbol kalitesine kimse laf edebilir mi? Edemez. Fenerbahçe'ye geldi. Kardeşim Fenerbahçe'de. Daha tecrübesi olmayan bir teknik direktör kolay değil Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak. Doğru. O baskıda ezilirsin. Ama şimdi neydi Göksel Gümüştah? Emre'ye gel dedi kardeşim. Al dedi takım senin, tanıdığın takım. Sen akıllı bir insansın. Fenerbahçe'de bu işe başladın. Yolun açık olsun. Başarılı olursa Türk futbol hayatı, Türk futbol camiası bir teknik direktör kazanacak, değil mi? Evet. Başarısız olursa da Emre'nin bir daha teknik direktörlüğü konuşulmayacak. Ya bunlar gayet normal şeyler Aygıncığım bu. Yani Kuntz tamam kardeşim U21'den gelmiş. Nereden gelirse gelsin bu adam teknik direktör mü? Teknik direktör. Gösterirse kendini kalacak, göstermezse gidecek. Bir de ben Tayfun Bayındır bizim milliyetin müdürünle bir söyleşi yapmış. Ya diyor tazminatın ne kadar diye soruyor Tayfun Müdür. Kuntz'a Kuntz diyor ki benim tazminatım bir uçak bileti diyor. Ya Aydın hoşuma gitti. Güzel laf. Hoşuma çok gitti Aydın. Yani kimse kusura bakmasın, başkaları gibi kuruşu kuruşuna faizine kadar hesaplamalar yapılmadı. Aygıncığım benim diyor tazminatım diye bir uçak bileti. Yani Türkiye, Almanya. Düşünebiliyor musun? Ya ben bilmiyorum ya, ben saygı duydum. İnşallah başarılı olur diye
O kadar istiyorum ya, milli takımı eleştirilmesin. Milli takım başarılı olsun. Hepsi bizim canımızı yesinler. Bizim çocuklar diye manşetler atmadık mı sevgili Aygün? Biz gene bu akşam o bizim çocukları istiyoruz. Destan yazsınlar istiyoruz. Bizi Dünya Kupası'na götürsünler istiyoruz. Hiç kimse, hiçbir basın mensubu art niyetli değil ki sevgili Aydın. Tamam, hocanın tercihi, kimi alırsan al, başarılı ol, helal olsun, herkes seni sırtında taşır. Ama başarısız olursan eleştirirler Aydın. Bu böyle 2-2 daha 4. Şimdi Osman abi, isterseniz bir kadro, muhtemel 11'i bir okuyayım. Ondan sonra zaten Galatasaray'a da geçmek istiyorum. Farklı konulara da geçmek istiyorum. Muhtemel 11'e baktığımız zaman kalede Uğurcan Çakır'ı görüyoruz. Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz. Yani hakikaten iyi bir kadro ile çıkıyoruz. Neler söylersiniz? Ya abi, bu kadroda tecrübe var mı? Var. Var. İyi futbolcular mı? İyi, evet. Futbol. Hepsi şu an bir yerle bir olmuş milli takımı tekrar ayağa kaldırmak için mücadele edecek mi? Edecek. Aynen. Bunları, bunu görüyoruz. Aygün, gayet iyi bir kadro. Ben saygı duyuyorum ve bu akşam bu kadronun, hiç kusura bakma, Norveç'in Çin'den geçeceğini düşünüyorum. İnşallah. Norveç'in Çin'den geçecek. Ya şimdi konuşmak istemiyorum. Ya Ozan Tufan gibi bir insan Türkiye'nin yurtta sahası son maçta oynamadı ya. Son dakikalarda girdi, hatırla. Evet, maalesef. Ya orta saha futbolun kalbi yani, bunları konuşmak istemiyorum. Ya ben Ozan Tufan'ı tartışmam Aygün. Ozan Tufan varsa ben koyarım milli takıma. Yani Serdar oynar, doğru. Oynar. Kızarlar, ederler, bilmem ne yaparlar, çok foul yapar Türkiye'de ama... Bugün yerli stoperlere baktığın zaman kardeşim, bana göre en iyilerinden bir tanesi de Serdar Aziz. Adamın saygı, yani sert futbol oynuyor. Ya bakalım, göreceğiz yani. Yani Serdar Aziz de bir başlangıç yapıyor. Caner Erkin de yeni bir başlangıç yapıyor. İnşallah başarılı olurlar. Bunun için dua ediyoruz sevgili Aydın. Osman abi, biraz da tabii milli takımdan kulüplere de geçmek istiyorum. Şimdi Sayın Burak Elmas'ın geçen gün bir 100 gün değerlendirmesi vardı. Bir de son dönemlerde, daha önce böyle bir olay yaşama, son dönemlerde Sayın Ali Koç da Sayın Burak Elmas'ın da hep ortak hareket ettiğini görüyoruz. Hatta ortak bazı projeleri de imza atmaya başladılar. Bu benim açımdan çok güzel bir şey. İki ezeli kulübün başkanlarının birbirlerine yeşil dal uzatması, çok iyi araların çok iyi olması ve ortak çıkar hareketlerinde bulunması çok güzel bir şey. Neler söylersiniz bu anlamda? Şimdi Aygıncığım, sen de okuyorsun, ben de okuyorum. Yani bundan ya senelerce kavga edildi, birbirlerini yedi iki tane kulüp. Ellerine ne geçti? Hiçbir şey. Ama ben şimdi bakıyorum, iki başkan da öyle bir eleştiriliyor ki. Fenerbahçeliler diyor Galatasaray'dan dost olmaz. Galatasaraylılar Fenerbahçe'den dost olmaz. Ya burada dostluk yok ki. Burada sahanın içinde çatır çatır rekabet edecek. O rekabet devam edecek tabii canım. Bunlar sadece ortak i̇şte çıkar. Burada ne biliyor musunuz? Kulübün menfaatleri, iki kulübün menfaati. Ya bu kadar basit. Bu gözle bakmıyorlar Aygün. Yani ben şimdi böyle bir adım atıldı. Sayın Ali Koç'un da Sayın Burak Elmas'ın da Allah yardımcısı olsun diyorum. Adam geçmiş klavyenin başına sallıyor. Yalnız onlar camiaları seçmiş başkanlar, kulüplerinin menfaatini düşünüyorlar. Yani neyi sallıyor? Sen kimsin? Kim olduğu da belli değil sallayanların. Yani abuk sabuk bir şey. Ben bu dostluğun devam edeceğini, iki kulübün, Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da menfaati için devam etmesi gerektiğini düşünüyorum sevgili Aygın. Ben de aynı düşüncedeyim. Sağ içinde yani, rekabet devam edebilir. Bugün bir NHK ile sorun yaşanıyor. Ve ortak hareket ediyorlar şu anda. Bir sorun yaşanıyor. Bak, onu dizayn etmek için nasıl çaba sarf ediyorlar. Doğru. Ümidiniz var mı? Ümidiniz var mı Osman abi? Bu çalışmalardan, dört kulüp başkanı, diğer kulüp başkanlarının desteği, MHK'nin düzeleceğinden ümidiniz var mı? Valla Aygün, şimdi şöyle bir şey, benim ümidim var. Şimdi buna artık bizim devlet büyüklerimiz de yeter artık diyorlar. Biz hep futbol konuşmuyoruz ki ya.
takımlar sahada yürüyor, biz hakemi konuşuyoruz. Böyle bir şey herkesin artık boğazına gelmiş, burnuna gelmiş. Kardeşim İngiltere'deki, Almanya'daki sistem buraya gelecek. Kim kardeşim başarısız? Yaşar Kemal Uğurlu ne yaptı? Joseph bastı görmedi. Var hakemi kim? Abi çıkacaksın kıza abi. Ödüllendirme. Ali Balabıyır. Rezalet bir maç yenişti. Cezasını çekecek abi, ödüllendirilmeyecek. Ama eskiden MHK ne yapıyordu? Hangi hakem hata yaparsa ona ödül veriyordu o. Hatırla. Tabii maça veriyordu. Maça veriyordu. Teşvik ediyordu hatta. İyi ki yaptın, iyi ki yaptın der gibi teşvik ediyordu. O hataların arkasında duruyordu. Doğru. Evet abi. Bu kulüpler birliği de bunun önüne geçmek istiyor. Yani adamlar bizi kayır demiyor. Adalet diyor. Sen de adalet diyorsun. Ben de adalet diyorum. Ya biz bu hafta hakemleri konuşuyoruz sevgili Aydın. Evet. Oynanan bir rezalet futbol var, onu konuşalım. Yok abi, hakemleri konuşacağız. Yani Aydın, değişmesi lazım. Yani bu futbol bizim her şeyimiz, canımız. Biz futbolsuz yapamayız. Türk insanından bahsediyorum. Hı hı hı. Onun için de bir hakemlerin de orada adalet zaten, hakemler çıkacaklar. Maç yönetecekler. Yönetir. Adalet dağıtamayanlara da maç verilmeyecek. Bu 2-2 daha 4. Bu böyle olacak. Osman abi bir soru geldi Instagram'dan. Dali 896. Osman abi sorar mısınız demiş. Sergen Yalçın'ın cezasını doğru buldu mu demiş. Sergen Yalçın'ın cezasıyla ilgili düşüncenizi soruyor Osman abi. Ya şimdi verilen cezayla ilgili. Bundan önce benim kendi görüşüm. Ben Sergen'i de kendi evladım gibi severim. Biliyorum. Çok, o Sergen de, Sergen Hoca da sizi çok sever Osman abi. Evet. Onu da söyleyelim. Ama ben diyorum ki şimdi disiplin kurulu, tahkim kurulu için kıyametler koptu değil mi? Koptu. Evet. Koptu. Şimdi burada bak hatalar başlıyor. Bir Yaşar Kemal Uğurlu'nun yaptı. O Joseph bastı ya ayağını üzerine. Evet. Bir de geçen gün sen de vardın. Ulenberg Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde bir seminer gibi bir şey verdi bize. Doğru, doğru. Orada bütün medya mensuplarına seminer verdi, doğru. Verdi. Orada adamın özellikle üzerinde durduğu pozisyon o pozisyon. Nedir de? Var müdahale edecek, bağıracak hakeme, kırmızı kart, kırmızı kart diye. Değil mi? Doğru. Hakim de gidecek, bakacak. Şimdi sen bunu vermiyorsun. Gene dönüyorum öteki tarafa. Tamam, Sergen'i çok seviyorum. Çok başarılı ve inan gelecek 10 sene 15 senede damgasını vuracak bir teknik direktör. O pozisyonda, önünde olan pozisyonda. Öyle bir pozisyon ki sana göre faul, bana göre değil. Bana göre faul, sana göre değil. Yani Sergen Hoca orada tepki koyuyor ve ağzını kimden çıkamıyor, o lafları söylüyor. Kardeşim, bunun cezası bir maç. Ne istinaden bir maç verdi? Hiç vermeseydi. Yani işte adalet dediğimiz olay bu. Başka teknik direktörler yaptığı zaman aynı hoşgörüyü gösterecek misin? Disiplin kurulu, tahkim kurulu. İşte Aygın, sancı burada başlıyor. Kriz burada başlıyor, doğru, doğru. Ben Sergen'e ceza verilsin demiyorum. Madem bir maç verdiniz, hiç vermeseydiniz. Hani, o zaten kırmızı karttan dolayı bir maç aldı. İşte yani onu da vermeseydiniz. Onu da vermeseydiniz. Yani Aygın, şimdi yarın öbür gün aynı hareketi başka bir teknik direktör yaptığı zaman sen ona bir maç onu görmeyeceksin o zaman Aygın. Tabii. O zaman görmeyeceğim. Peki kalkıp da başka bir teknik direktörü görüp de 5-6 maç ceza verdiğin zaman, ki Fatih Terim aldı böyle cezalar biliyorsun. Hı hı. O zaman ne olacak Aygın? Yok abi. Yok. Ben buna karşıyım. Ben adalet diyorum, adalet diyorum, adalet diyorum abi. Daha biz yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz. Ama bu futbolumuzda sağlanamadı abi. Sağlanamadı. Hala sen mi adamın, benim adamım, o adamın. Yok ya, bundan da sorumlu olan şey yani, kusura bakma, disiplin kurulu, tahkim kurulu büyük bir sancı bir kere.
Ama biz burada Osman abi, şimdi biz ne diyoruz işte, baktığımız zaman Sayın Ahmet Ağa'nın çok güzel bir cümlesi var. Ülkede diyor 150 tane teknik direktör değişti diyor. Ülkede diyor TFF başkanı değişti diyor. Ülkede diyor MHK başkanları değişti ki, hatta hatırlarsanız 2 senede 6 tane MHK başkanı gitti geldi bu ülkede. Ama yani hakemler hep aynı. Bizim asla değiştirmemiz gereken aslında o yapıyı değiştirmemiz lazım. Hakan Ünsal'ın bir çalışması vardı. Belki duymuşsunuzdur. Belki de size Hakan Ünsal konuşmuştur. Mesela futbol içinden yeni çıkmış, yeni kopmuş. Herkesin çok sevdiği futbolcular var. Onların mesela alınıp belli bir eğitimden sonra buraya biraz daha katılması görüşüne nasıl neler söylersiniz? Şimdi Aygüncüm, şimdi biraz daha açık konuşayım sana. Tabii ki, tabii ki. Kalkıp da orada doğru dürüst harbi harbi karar veren o varın başında o eski futbolcular falan diyorsun ya. Evet, evet. Onlar orada görev verirler mi? Vermezler. Bence vermezler. Vermezler ha. Peki geliyor Ali Palabıyık veya Yaşar Kemal Uğurlu veya Utmar hakemleri. Siz oradaki hatalı pozisyonları görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Neden kuralı uygulamıyorsunuz? Peki bu hakemlerin de kendi işlerinde bir çekişme olabilir mi? Abi kusura bakma, MHK başkanı kim? Serdar Tatlı. MHK başkanı sensin sorumlu. Hiç kusura bakma, ben Serdar Tatlı'yı severim. Ama yok abi, yok. Yok, neden yani? Kimlerden çekiniyor? Ha, hakemleri arabir Erman Tolun'u bilmiyorum. Onun dayısı diyor, onun oğlu diyor, onun babası, onun amca. Olmaz abi. Aynen. Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeyim. Mustafa Deniz gibi bir adamı getir MHK başkanı yap. Hı hı. Bunlar olabilir mi? Bir kere geldiğin zaman Mustafa Hoca bir temizlik yapar. Abi bak, o hakem kim olursa olsun böyle hatalar yapan hakem, bak adam futboldan gelme. Sana yemin ediyorum ki bir daha düdüğü eline alamaz. Alamaz. Vermez, doğru. Mustafa alamaz. Hoca vermez, doğru. Doğru. Neden olmuyor Aygün, öyle insanlar gelmiyor? Sistem getirmiyor. Aygün işte yani bunun olması lazım. Bana göre bilmiyorum yani. İşte ben Osman Çınar olarak konuşuyorum. Tabii ki ben de Aygün Özbek olarak konuşuyorum. Şunu söylüyorum. Tabii ki burada kulüplerin de bunu gördüğü için çok yoğun bir baskısı var. 7 tane hakemin kellesini istediği yönde baskılar var. Bakalım önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ne karar verecek, onu da merak ediyoruz. Vallahi ben onların yani federasyon tarafından aldığım haberler, orada da içeride de arkadaşlarımız var senin de. Onlar da son derece rahatsızlar. Böyle tartışılmasını istemiyorlar. Doğru. Bak, ne yapacaklar bilmiyorum. Serdar Tatlı dik duracak. Yok abi, dik duramıyor musun? Eziliyor musun? O zaman gideceğim. Yapma o görevi ya. Yapma. Oraya eski, neden eski hakem geliyor? Oraya eski bir antrenör gelsin. Gelsin abi. Oradaki hakem, var hakemleri görmüyorsa Hakan Hüseyin dedik eski futbolculardan oraya iki tane koyun ne olur. Yok abi, ya olmuyor. Peki. Osman abi çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum sevgili Aygün. İyi yayınlar. Hoşçakal. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener vardı. Osman hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 11.37'yi gösteriyor. Şu an hattımızda Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve yazarı Süleyman Arat var. Sevgili Arat, yanımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Herkese sağlık. Günler. Evet, bugün aslında milli takım çok önemli bir maça çıkıyor. Amirlerimiz Alman çalıştırıcı Stefan Kunz'la beraber ilk maçını çıkacak. Kunz'da Norveç'i ağırlıyoruz. Milli maçla ilgili neler söylersiniz? Kunz'la ilgili, siz milli takım da takip ediyorsun çünkü, neler söylersin?
Bence Stefan Kuntz'un seçimi çok akıllıca bir hamle oldu federasyon açısından. Şunun için bunu söylüyorum. Yani kadroda çok fazla gurbetçi oyuncu var bizim. Yani biz öyle tabir ediyoruz ama yani Almanya'dan gelen, Hollanda'dan gelen, Avusturya'dan gelen, birçok ülkeden gelen Türk gençleri, orada doğup büyüyen Türk gençleri milli takımımızın omurgasını oluşturuyor. Dolayısıyla bir onların dilinden anlayan, dilinden derken konuştuğu lisan anlamında demiyorum. Yani onların duygularını yakından bilen bir insanın milli takımın başında olması Türkiye için bence kazanç diye düşünüyorum. O henüz kendisiyle karşılaşmadım ama karşılaşan insanlardan aldığım bilgiler konusunda bana olumlu hisler uyandırıyor Stefan Kuntz'un durumu. Dolayısıyla yani paylaşmaya açık bir insan olduğu, böyle kibirli olmadığı, gençlerle çok iyi ve kolay dostluklar kurabildiği, örneğin milli takım antrenmanlarında görüyoruz sarmaş dolaş gülen yüzlerle kahkaha atan fotoğraflarını. Bunlar benim için ileriye yönük çok olumlu sinyaller olarak gözüme çarpıyor. Bugün Norveç maçı da çok önemli bir viraj, kırılma noktası bence. Eğer Norveç'i yenerse Türk milli takımı, ki o Norveç'i yenebilecek kesinlikle güçte, Norveç'i yenerse grupta lider de çıkabilir. İkinciliğini de çok önemli ölçüde sağlam almış olur. Dolayısıyla çok önemli bir maç bu. Maç burayı kazanırsa hem Stefan Kuntz için bir özgüven kazanımı olacaktır, hem de halk arasında sevgisi, sevilmesi ve güvenilmesi çok daha artacaktır. Onlardan diğer başarılar da gelir. Ben umut doluyum açıkçası. Yani böyle 70-80 yaşında yapacağını yapmış teknik adamlar geleceğin milli takımın başına. Çünkü öyle gördük yani Fatih Terim, Lucescu, Şenol Güneş. Hep böyle yaş skalası belli bir şeyin üzerindeki teknik adamlar. Hiçbirini kötülemiyorum. Hepsi birbirinden değerli ve çok beğeniyorum. Özellikle Lucescu'nun bu milli takım omurgasına kattıklarını inkar etmek yani yanlış gerçekten olur, yanlış olur. Ayıp olur ayrıca. Tek tek hepsini bulup bu takıma monte etti ve o zamanlar ilk oynattığında adını dahi bilmiyorduk hiçbirinin, hiçbir oyuncumuzun. Bunların hepsini kazandırdı milli takıma. Yani ama artık böyle biraz gençlere dönmemiz gerekiyor. Gençler, gençlerin dilinden daha iyi anlar. Dolayısıyla teknik adam olarak ben Stefan Kuntz'un çok doğru bir seçim olduğuna inanıyorum. İnanmak da istiyorum ayrıca. Bu akşam da kazanırsa önü açılacaktır diye düşünüyorum. Bir de her yeni gelen hocam bir ara gazı getirir takıma. Hem lig takımı. O bir avantaj olur, değil mi aslında? Yani tabii aslında bu dönemde bir hoca değişimi evet, yapılması bir milli takımı da böyle bir aslında bir avantaja sağladı olabilir mi, evet, hoca değişimi? Evet, oluyor. Yani her lig takımlarında da oluyor. Yani en azından bir maç için, sadece bir maç da olsa o maç bir başka atmosfer oluşuyor ve oyuncular daha farklı oynuyorlar ama ondan sonra gerçeğe dönülüyor tabii genelde. Ligde öyle görüyoruz yani bir teknik adam bir takıma başladığı zaman o haftaki maçı büyük ölçüde o gazla kazanıyor ama dilerim bir takımda bu kalıcı olur. Hem bu akşamdan başlar hem de önümüzdeki maçlara doğru hep böyle devam eder. Çünkü Türk milli takımı kötü bir milli takım değil yani bir hava yakalarsa, bir enerjisine bir araya toplarsa, ki yani bundan geçen sene öyleydik ki yani hepimiz gurur duyuyorduk. Bu takım herkesi yener diyorduk. Avrupa şampiyonasında çok büyük umutlar, benim kafamda şampiyonluk bile hayalleri geçiyordu açıkçası. Yani çünkü bir önceki o dünya üçüncüsü olduğumuz zamanları hatırlıyorum. Bütün Türkiye sokaklara dökülmüş, herkes karnaval havasında kutlamıştı bunu. Yine niye olmasın diyordum kendi kendime ama tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Peş peşe maçlar kaybedildi. O ilk İtalya maçı bizi hem moralman bitirdi hem de her şeyi sorgulatır hale getirdi. Bir teknik adam sorgulanmaya başladığı zaman maalesef ki ondan artık daha iyi şeyler beklemek hayal olur. Dolayısıyla kazanarak başlaması ve iyi maçları kazanarak devam etmesi tek temennimiz Stefan Kuntz ve Türk milli takımı için. Bu haftanın en çok konuşulan ikinci konusu, yani aslında birinci konusu, özellikle sonradan milli takıma daha çok döndük, Ferdi konusu da çok fazla konuşuldu bu hafta. Hı hı. Ferdi'nin tercihi konusu, Kuntz'un açıklaması, arkasından Ferdi'nin babasının kimliği, TC vatandaşı kimliğini sosyal medya hesabından paylaşması, Kanada milli takımının, Hollanda milli takımının da Ferdi ile ilgili ısrarını da biliyoruz. Ferdi konusu son durum nedir? Stefan Kuntz'un açıklamalarını nasıl değerlendiriyor? Hamit Altıntop'un özellikle açıklamasını bu konuda nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle bir şey var, yani Ferdi bu ülkede en önemli takımlardan birinde 3 yıldır futbol oynuyor ve 3 yıldır beklenenini veremeyen bir
oyuncu olarak öne çıktı. Ama bu sene çok farklı bir grafik çiziyor. Bu sene çok farklı bir Ferdi izliyoruz. Yani ben de dahil olmak üzere ben hiç umudum yoktu açıkçası. Topuk yaylasında da çok böyle gözüme batan bir performans sergilememişti. Ve onu Vitor Pereira solda orta dörtlünün solunda oynatıyordu. Açık söyleyeyim beni yanılttı yani. Ben orada başarılı olacağına inanmıyordum. Ama her maç üzerine koyu koyu geldi. Hazırlık maçlarında da beğenmemiştim ben kendisine. Yanlış yerde oynatıyor diye düşünüyordum kendi kendime. Ama hepimizi yanılttı. Futbol böyle bir şey işte. Yani onu teknik adam bile bir ancak antrenmanlarda görüyor. Hazırlık maçlarına çıkmadan önce antrenmanda yapılan çift kale maçlarda görüyor. Neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını biliyor. Dolayısıyla Vitor Pereira ondaki o şeyi gördü, yeteneği gördü ve verdi. Özgüveni de yerine geldi. Şimdi Fenerbahçe takımının en yararlı, en verimli oyuncusu. Hatta bu hafta Kasımpaşa maçında o sol orta sahanın solunda gördüğümüz Ferdi'yi bu sefer sağda gördük. Daha da parladı yani. Demek ki bir form grafiğinde ciddi bir yükseliş var. Form grafiği yükselince Ferdi de bu sefer işte milli takım defteri de açıldı. Oysa ben geçen sene bununla ilgili bir haber yapmıştım bizde Hürriyet'te. Tam sayfaya yayınlandı. Ferdi, Türk milli takımı da tabii ki daha yakın. Çünkü babası Trabzonlu biliyorsunuz. Evet. Yani biraz milliyetçilik duyguları yüksek olan bir ailenin oyuncusu. Ama kendisi de Türkçe bilmiyor hala. Yani gençliğin getirdiği bir şeyle çok az Türkçe biliyor. Bir ara Türkçe kurslarına gittiğini biliyorum Fenerbahçe'de ama sonradan onu tembel herhalde birazcık bıraktı sonra Türkçe kurslarını da. Şimdi çok fazla ilerlemediğini duyuyorum. Pandemi döneminde okullara tabii ara verilince o da kurslara mı ara verdi acaba? De bilemiyorum. Ama yani Türkçesini çok aman aman ilerlettiğini duymadım. Hı hı. Demek ki biraz daha geride. Bugün mesela dün doğum günü paylaşımı yapmış. Onu da İngilizce yapmış. O da benim dikkatimi çekti. Yani kolay bir şey değil tabii Türkçeyi öğrenmek sıfırdan özellikle. Ama ailende herhalde biraz hatası olmuş. Ona küçük yaşlarda Türkçeyi. Çünkü bir sürü gurbetçi aile tanıyorum. Tabii. Evlatlarını Türkiye'deki gibi yani İstanbul'daki gibi, Ankara'daki, İzmir'deki gibi, Anadolu'nun herhangi bir kentindeki gibi yetiştiriyor ve çok iyi Türkçe konuşuyorlar. Belki bilemiyorum futbolun getirdiği bir nedenle aileden daha kopuk yaşadıysa Ferdi. Daha çok arkadaş çevresiyle o Nijmegen'deki oynadığı dönemler vesaire biraz kopuk kalmış olabilir. Ondan kaynaklanıyor olabilir ama Ferdi iyi bir oyuncu ama yani böyle ya Allah'ım ne olur Türk milli takımını seçsin diyeceğimiz bir noktada da değil şu an yani. Hala tereddütlerimiz var. Çünkü ben Ersun Yanal'la görüşmüştüm Ferdi hakkında. Antrenmanlarda koşmuyor, pres yapmıyor. Topu kaybettiği zaman el kol hareketleriyle bezip arkasından takip edip topu tekrar kazanma yönü yok, ısrarcılığı yok, aşırı isteği yok, hırsı yok diye çok sitemlerde bulunmuştu bana. Ama dediğim gibi bu sene çok farklı bir Ferdi izliyoruz. İnşallah bundan sonra gencecik çocuk çünkü 22 yaşında üzerine koya koya gider. Hem milli takımın hem Fenerbahçe'nin hem de kendi kariyerinin çok daha parlak olması kendi ellerinin avuçlarının içinde aslında. Ama tabii ki Hamit Altıntop'un dediği gibi de burası milli takım. Burada yani kim hiçbir oyuncuya yalvarılmaz. Onun da bir çaba içine girmesi lazım. Ve Türk milli takımına tercih etmesi lazım. Babası biliyorsunuz bir TC kimlik numarası yazan üzerinde bir hüviyetini paylaştı ama iş öyle olmuyor. Yani bu pasaport gerekiyor. Ondan sonra ciddi bir başvuru gerekiyor. İsteği belirten bir başvuru gerekiyor. Anladığım kadarıyla Ferdi'den kaynaklanan bir kararsızlık ailenin elini kolunu bağlıyor. Yani babanın daha doğrusu. Ben bu hafta netleşeceğini zannediyorum bu konunun da. Hı hı. Çok uzadı çünkü. Hem Ferdi'yi rahatsız ediyor anladığım kadarıyla hem de milli takımını gereksiz yere oyalamış oluyor. Seçeceğini seçsin. Biz daha önce daha neleri gördük yani Türk milli takımını seçmeyen ama Türk milli takımını seçen nice yıldızları da gördük. Yani mesela şu an çok hasta olan buradan selam olsun İlyas Tüfekçi'ye en iyi evet. Zamanında yani gerçekten Almanya'da kasırga gibi eserken Türk milli takımını seçmişti ve Türk futboluna çok büyük katkılar kazandırmıştı. Hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da hem de milli takım formasıyla küçük dev adam olarak hafızalarımızda yerine şey yaptı. Şimdi çok çok hasta, çok ağır hasta. Yani bu arada geçmiş olsun diyelim. Kızı ilkinden de evet. Devamlı bilgi alıyoruz Allah'tan. Evet evet ben de çok takip ediyorum. Taraftarlar da ona ilgi gösterir, sevgi gösterirse sosyal medyadan paylaşırsa çok mutlu olacaktır. Ona artılar gelecektir. Yani giderek çünkü durumu kritiğe doğru gidiyor. Böylece de anmış olduk onu ama İlyas gibi çok önemli oyuncular zamanında Almanya'da iyi noktada oynarlarken
Türk milli takımını tercih ettiler. O yüzden de Ferdi'den de bu hamleyi bekliyoruz. Yani gidip kimsenin kapısında yatacak, bekleyecek hali yok tabii ki. Bu konuda Hamit Altıntop haklı bence. Tabii yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz ama bir son bir soru sormak istiyorum. Fenerbahçe'de sakatların durumu nedir? Mesut Özil Trabzon'da oynar mı? Sakatlar bu milli ara ilaç gibi geldi sakatlara Fenerbahçe'de. Hem Sosa dün idmana başladı biliyorsun. İrfan Can Kahveci onunla ilgili bugün bir haber yapıp paylaştım sosyal medyadan onu. İrfan Can Kahveci de bu 3 günlük arada tek başına Samandıra'ya geldi ve tek başına çalıştı. Diğer arkadaşları tatil yaparken, izin yaparken o açığını kapatmak için. Yani anladığım kadarıyla Trabzon maçını oynamak istiyor ama tabii ki çok zor İrfan Can Kahveci için, ama bir sonraki maçta bence sahada olacaktır. Hatta sosyal medya, kendi sosyal medya hesabından da eskisinden çok daha güçlü diye bir paylaşım yapmış. Orada tek başına antrenman yaparken fizyoterapist eşliğinde. Yani takıma yetişme ve oynama isteğiyle kavruluyor adeta İrfan Can Kahveci. Çok önemli bir oyuncu. Hem milli takım için hem Fenerbahçe için. Ama çok şanssız. O uyluk kemiği sakatlığı mahvetti çocuğu yani gerçekten. Bir de aşırı oynama isteği onu zamansız ve erken bir hamle yapmasına sebep oldu. O da süreyi daha da uzattı. Tisserand dönüyor. Tabii Tisserand'ın dönmesi de defansı çok rahatlatacak. Hoş Serdar Aziz de çok formda ama bakalım orada Vitor Pereira önce bence 1-2 hafta daha Serdar Aziz'e şans verir. Ondan sonra Tisserand'a dönebilir. Çünkü Tisserand o bölgenin, o yani sağ stoperin çok iyi oynuyor gerçekten. Fenerbahçe'yi de çok rahatlatıyor o şeyle, anlayışıyla. Sakatların dönmesiyle Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın eli çok rahatlayacak diye düşünüyorum. Hepsi olmasa bile İrfan Can hariç diğerlerinin tamamının sakatların ben Trabzon maçında oynayabilecek noktada olacağını düşünüyorum. Ama İrfan Can da bir sürpriz yetişebilir açıkçası. Çünkü o bu hırsı, eskisinden daha güçlü paylaşımı, herkes tatildeyken gelip çalışması bu maçı oynamak istediğini gösteriyor. Daha uzun da bir süre var maça. Belli olmaz yani. Mesut Özil'e gelecek olursak, Mesut Özil gibi bir oyuncu her zaman Fenerbahçe'de oynar tabii ki. Yani bizim bunu söylemek bile abes bizler için. Ama işte bir Vitor Pereira'nın bu rotasyon kurbanı oldu. O da, böyle bir oyuncu da rotasyonu tabii ki çok arzulamıyor anladığım kadarıyla. Haklı da. Yani koskoca Mesut Özil'i böyle 84. dakikada oyuna sokmaya kalkarsan biraz ayıp etmiş olursun. Biraz öyle oldu bir iki defa. O da gurur incinmiş bir havada bulundu ve üzerindeki şeyi yere attı. Isınma yeleğine. Dolayısıyla bir hafif bir gerilim olsa da bu çabuk toparlandı. Fenerbahçe yönetimi duruma derhal el koydu ve bundan sonra bence bundan sonra Mesut Özil'i her zaman ilk 11'de göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü idmanlarda da çok iyi olduğunu öğrendim. Yani iyi bir Mesut Özil'i bir teknik adamın oynatmaması için yani aklen malul olması lazım. Bindiği dalı kesmek gibi bir şey. Çünkü dünyanın en iyi oyuncularından biri orada. Yani şimdi bizim gözümüzde şey gibi geliyor ama yani böyle sıradan bir oyuncu haline getirdik biz. Çok yapıyoruz Türk milleti olarak böyle büyük insanları, büyük oyuncuları. Şimdi geldi aramızdan biri gibi oldu. Roberto Carlos'a da aynısını yapılmıştı. Anelka'ya da aynısını yapılmıştı. Hiddink'e de aynısını yapılmıştı. Lucescu'ya da aynısını yapılmıştı. Böyle yüzlerce örnek sayabiliriz. Yani geliyor, star olarak baş tacı yapıyoruz. Omuzlarımızı alıyoruz. Ondan sonra normal insan gibi eleştirmeye, tartışmaya başlıyoruz. Mesut Özil'i hatırlayalım, Arsenal macerasını, Alman bir takımıyla yaptıklarını, Real Madrid'de yaptıklarını, yani efsane bir oyuncu olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani ona sahip çıktıkça, formayı verdikçe, oynamasını sağladıkça hem Türk futbolu hem de Fenerbahçe kazanacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda da Vitor Pereira'ya bir ikaz gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Ben Trabzon maçında ilk 11'de sahada göreceğimize inanıyorum ama tabii karar Vitor Pereira'ndı. Biz ancak böyle yorum yapabiliriz. Dolayısıyla gerçeği sahada göreceğiz ama tabii bu bir hafta boyunca antrenmanlarda göstereceği performans da onun ilk 11 kaderini çizecektir diye düşünüyorum. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat vardı. Sevgili Arat, yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok mersi. Evet, bugün tek yüreğiz. Haydi bizim çocuklar diliyoruz. Akşam amili takımımıza da sonuna kadar destek oluyoruz. Onlara da başarılar diyoruz. İnşallah bu akşam zafer gecemiz olur. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Hafta sonu yokuz biliyorsunuz. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.